Olduğu gibi hukukçu Salim Şen'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Salim Bey merhaba. Merhaba. Ve bu akşam stüdyomuzda eski milletvekili Emin Şirin var. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzaktan bağlantılarımız da olacak. Birazdan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır bizimle birlikte olacak. Komisyonda, plan ve bütçe komisyonda, yoksa programımızın başından itibaren bizimle olacaktı ama hakikaten çok yoğun tartışmaların, polemiklerin yaşandığı anlar söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem oylamalar anlamında hem komisyon görüşmeleri anlamında birazdan bizimle birlikte olacak Ali Mahir Başarır. Sonraki dilimde Deva Partisi Seçmişleri Başkanı İdris Şahin bizimle birlikte olacak. Malumunuz Deva Partisi'nin ev sahipliğinde Altılı Masa toplandı. Oradan Altılı Masa bu toplantıdan, yani 8. toplantıdan sonra yola nasıl devam ediyor ve bu 28 Kasım'ı bekleyin. 28 Kasım'da çok önemli açıklamalar olacak ve anladığımız kadarıyla ondan sonra da belki bu adaylık görüşmeleri Altılı Masa'nın daha fazla gündemine yer işgal edecek. Ama tabii ki bu bizim okuduğumuz, ondan, İdris Şahin'den bizzat bu konuda çok detaylı bilgiler alacağız. Tabii ki İdris Şahin'le aynı zamanda İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını da değerlendireceğiz sayın seyirciler. Son bölümümüzde programımızın Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan bizimle birlikte olacak, stüdyoda olacak. Ve Kemal Okuyan'a hem gündemle ilgili olarak sorular yönelteceğiz, hem de nihayetinde seçime giren ittifaklardan biri de içinde TKP'nin de yer aldığı ittifak. İttifakın adı Sosyalist Güç Birliği. Onların da seçime dair bir sözü var. Onların da siyasete dair bir sözü var. Ve üstelik de hani seçilmekten, milletvekili olmaktan daha öte başka bir mücadele aracı olarak sözleri var. Bütün bunları konuşacağız. Bu bölümde uzaktan bağlantıyla Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy da bizimle birlikte. Sayın Aksoy merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sayın seyirciler, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı, bombalı saldırıyı, terör saldırısını konuşuyoruz. Ve her günde bu konuda gündemimize yeni bilgiler, yeni ayrıntılar ekleniyor. Örneğin Ümit Özdağ'ın anlattıkları çok çarpıcı. Kafaları hala karıştırıyor, kurcalıyor, soru işaretleri yaratmış durumda. Bu soruların da kolay kolay yanıtı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama benden dillendirmesi. Bakın Ümit Özdağ, benim bildiklerim Süleyman Soylu'nun anlattıklarından farklı dedi. Benim bildiklerim Süleyman Soylu'nun anlattıklarından farklı dedi. Onun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden farklı dedi. 15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Kamuoyuyla paylaştığı bilgilerle, yani Soylu'nun, bana ulaşan bilgiler farklı diyor Ümit Özdağ. Patlama sırasında kendisi Suriye'de olan Süleyman Soylu'nun bir açıklama yaptığını, bazı imalarda bulunduğunu duyduk. Yani patlama esnasında da Süleyman Soylu'nun nerede olduğuna vurgu yapıyor Ümit Özdağ. Gerçekten Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var, yoksa bir başka devletle mi bağlantı var? Başka bir devletle bağlantı mı var, yoksa Soylu'nun bahsettiği devlet mi var bu saldırının arkasında? Önümüzdeki günlerde bunun ortaya çıkacağını göreceğiz diyor Ümit Özdağ. Çünkü benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu'nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor. Salim Bey, ben anlamaya çalışıyorum Ümit Özdağ'ın ne dediğini, ne demek istediğini. Bu bilgiler herhalde önemli bilgiler olsa gerek ve Süleyman Soylu'nun anlattıklarıyla ciddi bir farklılık görüyor ki Ümit Özdağ bu şekilde bunu kamuoyuna deklare ediyor. Siz nasıl değerlendirdiniz Ümit Özdağ'ın bu sözlerini? Şimdi Ümit Özdağ o beyanının devamında biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'na hitaben. Onu vereceğiz. Birleşik bir şeydi. Aha. O zaman isterseniz onu, evet, da, onu da verelim ki yani benim çünkü merak zaman, ettiğim husus. Tamam. O zaman ben bir İlay Hanım da alayım bu konudaki. Olur, tabii. İlay Hanım, Ümit Özdağ'ın ortaya attığı sorular sizde ne düşündürtüyor? Yani benim bilgiler Süleyman Soylu'nun açıkladığından farklı diyor. Soylu'nun ima ettiği devlet mi var, yoksa başka bir devlet mi var saldırının arkasında? Siz ne düşündünüz? Şimdi Gökmen Bey, öncelikle bu terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar da acil şifalar diliyorum.
Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklama esasında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği demeçte oldukça çelişkili. Ancak ikisi de bir istihbarat bilgisi neticesinde bu bilgileri paylaşıyor. Dolayısıyla Sayın Ümit Özdağ böyle bir iddia ortaya koyarak derhal şunu yapması lazım. Bir basın açıklaması düzenlemesi gerekiyor ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Başka şekilde bu işi devam ettiremez. Yani İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilerle çelişkili bir şekilde işte benim elimdeki bilgiler böyle değil diyerek de farklı bir gündem yaratamaz esasında. Dolayısıyla kendisi hemen bir basın açıklaması yapıp elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekiyor ve İçişleri Bakanlığı'nda o paylaştığı bilgiler doğrultusunda cevap vermesi gerekiyor. Düzen bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani açıkçası. Ümit Özdağ'ın ortaya attığı bu iddialara Soylu'nun da bir yanıt vermesi gerekiyor diyorsunuz değil mi? Elbette, çünkü İçişleri Bakanı. Yani şimdi bir siyasi partinin lideri kalkıp elimde başka bilgiler var. Peki sormak lazım, bu bilgileri nereden aldınız? Kim verdi size? Kimler sizinle paylaştı? İçişleri Bakanlığı paylaşmadığı bilgileri sizlerle mi paylaştılar? Paylaştılarsa neden paylaştılar? Bunların. Dolayısıyla bu kaynakları kendisi bir basın açıklaması yapıp gayet kurumsal bir yapı içinde kamuoyla paylaşması gerekiyor. Mesela diyor ki 15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Şimdi tabii Ümit Özdağ da sözcükleri dikkatli seçmeye çalışıyor. Yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Ben şimdi açıkça diye bundan ne anlarım diye baktığımda anladığım kadarıyla bir saldırı beklentisi var ve buna ilişkin bir çaba var. Öyle mi İlay Hanım? Yani bunları ima ediyor açıkçası. Yani bir hazırlık var esasında. Yani istihbarat tarafından bir tedbir alma çabası var. Onu ifade ediyor esasında. Ama şimdi burada bir sanki ona giden bilgiler İçişleri Bakanlığı'na gitmemiş gibi bir durum söz konusu gibi bir ortam yaratıldı. Dolayısıyla burada derhal dediğim gibi basın açıklaması yapıp elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Biz de bilelim, İçişleri Bakanlığı'nda buna cevap versin. Yani gündeme farklı bir şekilde devam ettirmemek lazım. Çünkü burada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşıyoruz biz Türkiye'de. Yurt dışından gelen milyonlarca kayıtsız insanlar, unutmayalım ki 2014 yılına kadar AK Parti bu insanların parmak izlerini bile almadı. Dolayısıyla parmak izlerini almayan bir toplulukla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bilgiler Ümit Özdağ'a ulaşmış ama İçişleri Bakanlığı'na ulaşmamış. Yani dediğim gibi derhal kamuoyuyla paylaşması lazım bu bilgileri ve İçişleri Bakanı da cevap vermesi gerekiyor buna. Peki Emin Bey, şimdi Ümit Özdağ'ın bazen açıkça söylediği, bazen de ima ederek belirttiği üzere biz anlıyoruz ki Ümit Özdağ Türkiye'de istihbarat kaynaklarıyla bir bağlantısı olan bir isim. Öyle görünüyor. Evet, yani şimdi ben böyle söylediklerinden bunu anlıyorum dersem kolay kolay bunu yalanlayamaz. Yayında da söyledi, Tele1'de katıldığı bir yayında. Dolayısıyla Ümit Özdağ şunu mu ilan etmiş oluyor kamuoyuna açık bir şekilde? Benim aldığım istihbarat Süleyman Soylu'nunkilerle örtüşmüyor diyerek, bunu açık bir şekilde ilan ederek ne yapmaya çalışıyor sizce? Neyin mesajını ya da neyin vurgusunu yapmaya çalışıyor? Süleyman Soylu'nun beceriksiz olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani ya doğruyu söylemiyor demek istiyor veya kendine gelen bilgileri doğru dürüst değerlendirip tedbir almadığını söylemeye çalışıyor. Belki dinliyorsa bu programı, bağlanıp kendisi İlay Hanım'ın dediği gibi bir açıklama getirecektir. Yani bu iş çok karışık, hakikaten çözdükçe dolaşan bir durum ortaya çıkmış vaziyette. Siyasiler de bunu... Şimdi ben bu terör meseleleri ortaya çıktığında siyasilerin bunu siyaseten kullanmalarını anlıyorum ama kabul edemiyorum. İçime sindiremiyorum. Ümit Özdağ'ın elinde de bir takım bilgiler varsa, Süleyman Soylu bunlara sahip olduğu halde yanlış kullandığını iddia ediyorsa kötü. Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya gitmeyen istihbaratlar gidiyorsa devlet yönetimi bakımından daha da kötü. O bakımdan belki Ümit Bey buraya bağlanıp anlatabilir elinde ne olduğunu veya yarın açıklayabilir. Çünkü biraz da tereddütten baktığımı da söyleyeyim. Çünkü Süleyman Soylu, Ümit Özdağ arasında biliyorsunuz devlet adamında hiç görmediğimiz şeyler oluyor. Gördüğüm yerde döveceğim falan diye konuşmalar da var.
Bunlar insanı çok rahatsız eden şeyler. Yani iddialı bir partinin başkanı, şimdi Zafer Partisi'nin başkanı. Hakikaten bizim Davutoğlu'nda veya başka siyasilerde tenkit ettiğimiz duruma düşmemeli. Elinde bazı şeyler varsa konuşursam kötü olur filan gibi de davranmamalı. Ben İlay Hanım'ı orada iştirak ediyorum. Bazı bilgilerin sahipse onları çek etmek için de kamuyla paylaşmasında çok büyük yarar var. Mesela arkasında Soylu'nun ima ettiği bir devlet mi var, başka bir devlet mi var deyince ya size o, çağrıştırıyor mu bu? Ben Süleyman Soylu'nun bu konuşmasını devlet adabına hiç yakışmayan, saçma sapan bir konuşma olarak görüyorum ve kendisinin üslubunu da çok yanlış buluyorum. Bugün Endonezya'da Tayyip Erdoğan Biden'dan görüşürken Süleyman Soylu birkaç kere de Türkiye'yi de zora düşürebilecek, arkasındaki iddiaların da kanıtlayamadığı bazı iddialarda bulundu. 15 Temmuz'dan başladı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden devam etti. Amerika'yı neredeyse Türkiye'de olan bütün terör faaliyetlerinin sorumlusu olarak gösteriyor. Kendisi bir gün evvel Suriye'deydi. Belki Suriye'de YPG Amerika'nın yaptığı yardımlar dolayısıyla hassaslaşmış olabilir. Hepimiz hassasız ve hepimiz rahatsız o konuda ama tutup da böyle bir somut bir hadiseyi bunun sebebi Amerika'dır demek bir garip. Tayyip Erdoğan'ı da yadırgadığımı söyleyeyim. Biden'dan oturup konuşmaya gitmeden evvel, bir iki gün evvel Türkiye'yi şey ilan etti. Dünyadaki terörist başı ilan etti. Biz hakikaten uslup olarak nasıl bir dış politika yürütüyoruz? Çok merakla izliyorum. İnşallah kötü neticeleri çıkartmaz. Peki Ümit Özdağ, birazdan vereceğiz. Bir de Davutoğlu'na yönelik onu çok sert bir şekilde hedef alan açıklamaları var. Bunu hepimiz aldık. Aslında Ümit Özdağ bir takım şeyler anlatıp bunun yarattığı merakı tatmin edebilecek pek çok şeyi anlatmayarak eleştirdiği Davutoğlu'nun tutumunu mu sergilemiş oluyor sizce? Aynen öyle. Yani bu benzer bir durum olmuş oluyor ortada. Bunu siyaseten bir siyasi beklenti içinde kendini yüceltecek bir durum gibi belki kullanıyor olabilirler ama çok doğru söylediniz. Ümit Özdağ, hepimiz aynı şeyi yaptık. Kemal Bey'e de, Ahmet Davutoğlu'na da o iki seçim arasında olan hadiseleri açıklamaları için herkes davette bulunurken kendisi eğer bazı bilgilere sahipse bunu paylaşmayarak onlardan aynı duruma düşürüyor kendini. Peki. Şimdi Salim Bey'e dönelim. Ama o Davutoğlu'na yönelik eleştirilerin yer aldığı açıklamasını, konuşmasını da verelim Ümit Bey'in. Ondan sonra Salim Şen'in yorumunu alalım. Ümit Özdağ bir yandan böyle dikkat çekici açıklamalar ve merak uyandıran açıklamalar yaptı. Bir yandan da Davutoğlu'nun o 2015'te Haziran-Kasım arası sürece dair hala anlatmadığı şeyler olduğunu belirterek Davutoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Bir izleyelim. Burada bir saldırı yapılacağı bilmiyor muydu? Evet, biliniyormuş. Bak ben de dün gece öğrendim. 15 günden beri Türk Devleti'nin bütün istihbarat servisleri burada teyakkuz durumundalarmış. Çünkü benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu'nun edinmiş olduğu ve kamuyla paylaşmış olduğu bilgiden oldukça farklı gözüküyor. Gerçekten Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var? Yoksa bir başka devlet ve bu devletle mi bağlantı var? Bakın Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Ahmet gerçekten korkma. Anlat şu Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Yakın çevrene ne anlattığını biliyorum. Kimin ismini verdiğini de biliyorum senin. Ve Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma, korkarak siyaset yapma. Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Olan biten her şeyi ben biliyorsam sen de biliyorsun be adam. Utanmadan o altılı masada oturma. Bunları Türk halkına anlat artık. Kimler yaptı bu işi? Nasıl yaptılar? Nasıl kurguladılar? Bak ben ölümü göze aldım. Siyaset yapacaksan bu ülkede onu göze alacaksın. Yoksa git üniversitede ders ver. Ahmet bak ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Yakın çevrene ne söylediğini de biliyorum ben senin. Tamam mı? Kimin suçladığını da biliyorum. Ama korkakça davranıyorsun.
aranıyorsun? Bir milletvekilliği uğruna. Anlat, ne oldu? Bak, sen sustuğun için insanlar ölüyor hala. Bakın, 2015'te Haziran'dan Kasım'a geçen süreç hala yeterince aydınlatılmamış bir süreç. Bunu sık sık konuşuyoruz. Evet. Buna ilişkin soru işaretlerini de ortaya koyuyoruz. Ama ben yani bu ifadelerle, bu dozda ve bu sertlikte Ümit Özdağ'ın şu anda Davutoğlu'na yüklenmesini anlamaya çalışıyorum. Gökmen Bey. Buyurun. Çok özür dilerim. Buyurun. Ama çok özür dilerim. Sözünüzü kestim ama. Şimdi Ümit Özdağ'ın videosunu hep birlikte izledik. Çelişkiler dolu bir açıklama. Esasında öncelikle diyor ki dün akşam öğrendim diyor. Bakın. Ertesi gün bir eylem olacağını dün akşam öğrendiğini ifade ediyor kendi sözleriyle. Peki kendisi niye o zaman İçişleri Bakanlığı'na bir girişimde bulunmamış, irtibat geçmek için bir girişimde bulunmamış? Niye bunu engellemek için bir girişimde bulunmamış? Bir. İkincisi, Sayın Ahmet Davutoğlu'na hitaben söylüyor, diyor ki ben de biliyorum diyor senin bildiklerini. Sen çık diyor, konuş, sen sustun diye insanlar ölüyor hala diyor. Peki kendisi madem biliyorsa, bakın Sayın Davutoğlu'nun bildiklerini de kendisi de biliyorsa, o zaman kendisi açıklasın. O ismi kendisi mi açıklasın diyorsunuz? İsmi veya şimdi, işaret ettiği devleti. Yani şimdi madem Sayın Davutoğlu'nun bildiklerini Sayın Özdağ da biliyorsa, ki öyle ima ediyor, öyle ifade ediyor daha doğrusu, o zaman kendisi açıklasın. Evet, ben yani, ölümü göze aldım diyor. Çık anlat diyor. Az önce Sayın Emin Bey'in söylediği o kadar önemli ki. Bakın, terörden bahsediyoruz. İnsanların katledilmesinden bahsediyoruz. Ülkemiz çok ciddi bir hücre yapısı bulunması, bünyenin içinde, ülkenin içinde çok ciddi bir hücre yapılanması bulunmasından bahsediyoruz. Ve bunun üzerinden maalesef siyaset yapılıyor. Bu kabul edilemez. Peki. Şimdi burada tabii ki yani Ümit Özdağ da evet profesör, Ahmet Davutoğlu da profesör. Ama hemen üçüncü, dördüncü cümlesinde Ümit Özdağ hitabını çok Ahmet diye sürdürmeye başlıyor. Oğlum. Ahmet çık oğlum diyor. Oğlum, yoksa git diyor. Ya, bunlar ders ver diyor. Evet. Ama bu bir yana çok spesifik konuşuyor Salim Bey. Yani spesifik bir isim. Şimdi bu ismi merak etmeyip de ne yapalım biz? Tabii ki. Ya biz buna alıştık. Yani hakikaten ben buna bu ülkenin yani siyaseti de buna dahil, devlet dahil, kurumlar dahil derin bir çürümenin içindeyiz. Yani şu üslup, şu diyalog, bu eğer bu bir siyaset ise yapılan, bu bir çürüme. Siyaset falan değil bu. Yani insan sürekli birbirlerinizi, sürekli muarızlarınızı, karşıtlarınızı tehdit ederek, sürekli böyle müphem böyle gizli bir takım göndermelerde bulunup böyle şüphe uyandıracak ama bunun içini doldurmayan hamasete, retoriğe böyle abanarak böyle algılar yaratırcasına konuşmalar ve bu üsluplar ya bir bence siyasetin de çürüdüğünün bir göstergesi. Böyle bir üslup olamaz bir kere. Yani Ahmet Davutoğlu'nu eleştirebilirsiniz ki ben de aynı konuşmasından dolayı eleştiriyorum ve bunu açıklaması gerektiğini her zeminde söylüyorum. 7 Haziran 1 Kasım arasında ne oldu? Madem açıkladığınızda bazıları sokağa çıkamayacak insan yüzüne açıklayın diye. O kendisi kendi perspektifinden açıkladı meseleyi. Yani açıkladığını hayır, düşünüyor daha doğrusu. Bunu söylüyoruz. Açıklama. Bunu hala söyleyebilirsiniz. Hı-hı. Tatmin olmazsınız. Bu Hı-hı. size yeterli gelmez. Hı-hı. Bunu tartışırsınız ama bu üslupla bu olmaz. İki, son derece üslup bırakın, son derece aynı mantık hatasını kendisi yapıyor. O zaman sen bildiğini açıkla. Sen niye açıklamıyorsun? Benim bildiğim, o ismi bildiğini söylüyor. Benim bildiğim başka bir devletle ilgili diyor. O zaman sizin bir bilginiz var. O zaman siz de o bilginizi açıklayın. Şimdi herkes bir bilgiyi sahip olduğunu söyleyip kendisine bir paye koyuyor. Ama o bilgiyi gizleyerek diğerinin üzerinden de bir alan açmaya çalışıyor kendisine. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben onu bir kere reddediyorum. Ama eğer olaya bakacağız burada. Süleyman Soylu'ya, Süleyman Soylu'nun buradaki
tavrına ya da devletin buradaki tarzına, tavrına baktığımızda çok vahim tabii önümüzde çıkan tablo. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Kimden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister El-Kaide, ister başka bir örgüt, kimden kaynaklanırsa, kim yaparsa yapsın, terör saldırısı ve terör faaliyetleri haysiyetsiz, alçak, namussuz, haince eylemlerdir. Sıradan masum insanlara, 8-9-10 yaşlarındaki çocuklara yönelik, hedefinin kim olacağı belli olmayan, siz olursunuz, ben olurum, benim yakınım olur, sizin çocuğunuz olur, şu olur, bu olur. Bu insanlara hayatlarına yönelik bu kadar zalim, bu kadar haince, alçakça bir saldırı kimden gelirse gelsin, lanetlenmeli, kınanmalı, şiddetle de karşı çıkılmalı. Bunu bir tarafa koyarak söylüyorum. Bu eylem de böyle bir terör eylemidir. Bunun hiçbir masum, hiçbir haklı gerekçesi de olamaz. Evet. Ama biz bu toplumda ve bu ülkede Gökmen Karadağ, Emin Bey de İlay Hanım da beni destekleyeceklerdir. Soru soramıyoruz yahu, soru soramıyoruz. Soru soramıyoruz. Bakın, ta ciğerimizin içinde, İstanbul'un göbeğinde bir terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Orada 6 vatandaşımız katlediliyor, 80 tane yaralı var. Bu kadar bir bilgi karışıklığı var ortada ve biz gazeteciler, aydınlar, kanaat önderleri, kim derseniz deyin, sıradan vatandaş, soru soramıyoruz. Kim yaptı bunu? Nasıl yaptı bunu? Bunun altında hangi sahipler, hangi ihmaller zinciri, hangi anlayış var, hangi menfaatler yatıyor bunun altında? Acaba biz yeniden bir... Halkımızın kahir ekseriyetinde şu anda 7 Haziran 1 Kasım arası Ahmet Davutoğlu'nun o işaret ettiği dönemi tekrar mı yaşayacağız acaba? Seçimler öncesinde tekrar bir senaryo mu oynanıyor, tekrar gündeme mi getirildi diye binlerce soru var. Bu saldırı bir zincirin ilk halkası mı olacak acaba? Korku hep bu. Şimdi yani bu her soruları 2015 aklımıza bu gidiyor. Soruları soramadığımız için yani hemen bir yaftaya hazır. Hemen efendim sen terörist misin? Terör destekleyicisi misin? Sen işte onların alanında vesaire vesaire. Bütün vatandaşlar bundan korkuyor. O zaman ne kalıyor geriye? İşte Süleyman Soylu veya devletin ilgili organlarının ya da iktidar mahvillerinin kendilerince olayı izah etmeleri ve hepimizin de buna inanması. Şimdi bir anlayış sergiliyor orada Süleyman Soylu. Çıkıyor diyor ki ya daha olayın 24 saat geçmemiş üzerinden bütün olayı çözmüş. Kendisi bütün olayı çözmüş. Bu ülkenin soruşturma makamlarına ne gerek var? Baştan sona yaptığı soruşturmanın gizliliğini ihlal. Yani hem Süleyman Soylu hem Ümit Özdağ aynı eylemde bulunuyor. Soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyor. Ya bu soruşturmanın, bu olayın şu anda tek sahibi var, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. 10 tane savcı atamış, o savcıların yaptığı soruşturma. Daha failler ortada yok, bağlantıları ortada yok. Kim kiminle bu işi yaptı belli değil. Süleyman Soylu çıkmış orada, efendim hareket alanları dahil işte Kobani'den çıkmış, Afrin'e, Afrin'den Türkiye'ye girmiş, arkasında Amerika ve Yunanistan var, olay bitti. Kapatalım defteri gidelim, kapatalım defteri gidelim. Şimdi biz bunun içindeki mantık bozukluklarını, hayatın olağan akışına ve bilgilerimize aykırı hususları soramıyoruz. Neden? İçişleri Bakanı bunu açıkladı artık. Onun aleyhinde bir şey söylemek neredeyse vatana ihanet. Sansür kanunu. Evet. Ya kardeşim, eğer bu kişi, bu terörist söylediğiniz gibi Aynel Arap'tan yani Kobani'den çıkmış ise Amerika ile nasıl bir ilişkisi var? Kobani Rusya'nın kontrolünde. Kobani'yi Rusya kontrol ediyor. Evet, orada YPG var. Doğru. Peki oradan Afrin'e nasıl geçti? Afrin'e gittiğiniz zaman bambaşka bir iklimle, bambaşka bir coğrafya, bambaşka dengelerle karşılaşıyorsunuz.
Afrin'de kim var? Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bir nokta orası. Ve orada YPG yok. Bakın orada YPG yok. Orada HTŞ var. Orada El Nusra var. Orada dinci radikal terör örgütleri var. Bir ay öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri egemendi. Ama bir ay önce tamamen HTŞ'nin kontrolüne geçti. Ha bu terörist iddiaya göre 4 ay ama bazı tanıklara göre 1 yıl önce Türkiye'ye girmiş. 1 yıldır orada oturduğunu söyleyenler var. O dönemde dinci radikal örgütler var Afrin'de. YPG yok. Şimdi eğer siz Amerika'ya kızıyorsanız, bunlara destek olduğu için Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyorsanız İçişleri Bakanı olarak, Kobani'den çıkmış bir terörist ise bu, oranın kontrolünde olan Rusya'nın taziyesini niye kabul ediyorsunuz? Moskova'da da YPG'nin, PKK'nın ofisi var. Şimdi ona niye ses çıkarmıyorsunuz? Amerika'ya eğer şeyinizi çeviriyorsanız, siz Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyorsanız ve Amerika'yı suçlayarak böyle bir şeyi kabul etmiyorum, işbirlikçisidir diyorsanız, bugün biraz önce Erdoğan'ın Biden'ın taziyelerine teşekkür ettiğine ilişkin tweetini ne yapacağız? Evet, ayrıca da onun fotoğrafını da konuşacağız. Onu nereye koyacağız? Peki. Şimdi Süleyman Soylu mu yönetiyor bu ülkeyi ve bu devleti, bir sorgulamak lazım. Ya bu devleti kim yönetiyor? Hakikaten bu ülkeyi ve bu devleti kim yönetiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Süleyman Soylu mu? Erdoğan yönetiyor. Hakikaten, niye şüphe ediyorsunuz? Süleyman Soylu'nun dün olay yerinden yaptığı açıklamalar ABD'ye ve Yunanistan'a posta koymak, onunla olan ilişkiyi adeta rafa kaldırırcasına onları kabul etmiyoruz, reddediyoruz deyip suçlayıcı bir dış politik göstergede bulunması, kendisi bir hükümet görevlisi, bir iktidar görevlisi, yetkilisi, bir bakan, o düzeyde kriminal bir göndermede bulunması, ya önce Dışişleri Bakanı'na, sonra Cumhurbaşkanı'na düşer. Ya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'nın böyle bir görevi var mı? Böyle bir görevi var mı bir kere? Peki. Varsa onu bilelim. Peki. İki, soruşturma makamlarının da üzerinde mi kendisi? Kim kimdir? Kimin Süleyman yeri Soylu, neresidir? Bütün koltukları kendi ya üzerine almış durumda. Ya bu belli değil. O kadar atiz itizine karışmış durumda ki. O kadar kafa karışıklığı var ki. Peki. Bir taraftan Soylu diyeceksin ki, ya arkadaş biz ülkede 100 tane terörist kaldı. Bunların ayak numaralarına, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz bizim diyeceksin. Dışarıdan gelmiş demek ki, bilemiyorlar ayakkabı numarası. Ya bir taraftan işte daha bir ay evvel Mersin TC'de olan saldırıda ya 13 saat bir paramotorla teröristin uçarak geldiğini iddia edeceksin. Bu garip bir şey, 13 saat onun uçması. Hulusi Akar diyecek ki ya bizim sınırlarımızdan kuş uçmuyor kardeşim. Artık bizim sınırlarımız o kadar kapalı ki kuş uçmuyor diyecek. Bu ülkede ya 8 milyon mülteci olacak. Daha bir yıl öncesine kadar hafızalarımızda kavimler göçü gibi. Kamyon Afgan'dan, evet. Şuradan, hala buradan. Hala geliyor. Kimin geldiği, hangi teröristin, hangi uyuyan hücrenin girdiği bile belli değilken böyle yüksek perdeden efendim şeyler atacaksınız, konuşacaksınız. Sizin yapmanız gereken, ikinci turda söyleyeyim o zaman. Açıkça burada görevinizi ihmal etmişsiniz. Peki. Şimdi Emin Bey, Ümit Özdağ diyor ki 2015'te Haziran'la Kasım'a giden süreçte bir ismi söyledin diyor Davutoğlu için. Diyor. Bir ismi söyledin. O ismi ben de biliyorum diyor. Evet. O isim kim, açıkla diyor. Doğru. Ve korkaklıkla itham ediyor Davutoğlu'nu. Evet. Kendisinin korkmadığını söylüyor. Ölümü göze aldım diyor. Ama sen çık anlat diyor. Şimdi bu isim ne olabilir Emin Bey? Yani ben buradan Ümit Bey'e sesleniyorum. Bağlansın ve anlatsın. Yani böyle şey, bakın Salim Bey de anlattı. İlay Hanım da aynı şeyi söylüyor. Böyle siyaset olmaz. Başkalarını hadi çıksana mindere, hadi çıksana mindere. Ümit Bey bugün bir siyasi parti kurdu. Türkiye'nin idaresine talip değil mi? Bu uslupla Türkiye'nin idaresine talip olunamaz. Çünkü bir devlet derken aynı zamanda Türk devletinin de ilzam ettiğini farkında olması lazım. O
O devlet derken illaki yabancı bir devleti kastetmiyor. Devletten geçtim ben. Geçmeyin. Yok. Bakın geçmeyin. İsim derken. Davutoğlu'nun verdiği spesifik ismi biliyorum diyor. Biliyoruz. Yani açıklasın. Çok büyük merak konusu. Hayır ya. Açıklasın. İşte ben de buradan davet ediyorum. Emit Bey bağlanın açıklayın şu ismi. Ya Davutoğlu'nun yapıp yapmaması size izam etmez. Süleyman Soylu'nun da işlerini yanlış yapıp yapmaması da ayrı bir konu. Onu seçmen karar verecek ne yapılacağına. Siz siyasette bir iddia ortaya koyuyorsanız lütfen telefondan bağlanın. Şu söylediklerinizi kamuoyuna paylaşın. Bu merak kalksın ortadan. Peki bu soru tek başına hiçbir şey düşündürtmüyor mu size Emin Bey? Çok şey düşündürtüyor. Bende de bir takım cevaplar olabilir veya olmayabilir. Bendekiler bilgiye dayanmıyor. Bendekiler şüpheye dayanıyor. Bir takım böyle faraziyelere dayanıyor diyelim. Ben bilgi sahibi değilim. Ama bilgi sahibi olan kişi çıkıp açıklaması lazım. Peki. Böyle siyaset olmaz. Bakın Salim Bey de aynı şeyi söyledi. İlay Hanım da aynı şeyi söyledi. Türkiye'nin yönetimine talip olan, belki ileriki şeylerde de konuşacağız. Parlamentonun alacağı şekle veya muhalefetin çoğunluğu alıp almayacağını çok etkileyecek bir takım partiler varsa, o partilerin başındaki insanların böyle konuşmaya hakkı yok. Bağlansın açıklasın. Davutoğlu'na ayrıca soruyu Davutoğlu'na da bağlandığı zaman siz de bağlanın sorun deriz. Soruyoruz da her tabii seferinde. Davutoğlu'na zaten zaten o partiler de böyle davrandıkları için büyüyemiyorlar. Davutoğlu partiyi kurduğundan beri 4 senedir partiyi büyütememesinin sebebi bu ikircikli tavır. Siyaset hakikaten bir yerde açık bir tavır istiyor. Peki o zaman Gelecek Partisi'nin de Ümit Özdağ'ın bu eleştirileri bu sert üslubuyla ilgili ne dediğine bakalım mı arkadaşlar? Serkan Özcan'ın çünkü bir dizi tweet'i oldu bu konuyla ilgili olarak. Evet, onları getirelim ekrana. Ben de okuyayım, elimde onun metni de var bende. Serkan Özcan diyor ki, atanamamış Bond ya da yeni adıyla yerli Wilders yine ortalığa dökülmüş tam bir ergen ve sorumsuz provokatör tahrikleriyle kendi komplo dünyasındaki zırvaları sözüne güvenilir bir ismi kullanarak doğrulatmaya çalışıyor. 7 Haziran seçimleri öncesinden başlayıp Kasım seçimleri ve sonrasında devam eden terör dalgası sırasında neler olduğunu merak ediyormuş. Seni zamanında Öcalan'ın sorgusuna alacağız diye kim trollemişse yine onlar trollemiş anlaşılan. Ama yine de söyleyelim ne olduğunu. Bugün kayıkçı kavgası verdiğin isim bir tarafta kendi genel başkanına kumpas kurarken o dönemde milletvekili olduğum parti Türkiye'yi istikrara kavuşturmak için gerekli koalisyona hayır diyordu. Diğer taraftan PKK'sı, FETÖ'sü, IŞİD'i aynı anda Türkiye'ye saldırıyorlardı. Hükümet önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi. Ama Sayın Davutoğlu terörü yenerken arkasından ihanet terörü estirenleri yenemedi. Onların hainliğine yenilmek mi yoksa memleketin yine kaosa girmesi mi arasında ülkenin selametini tercih etti. Birilerine bunlar yanlış gelebilir çünkü bu tercihleri anlamak için adam olmak gerekir. Haysiyetli olmak gerekir. Vakar nedir bilmek gerekir. Bugün ne acıdır ki bir yanda hukuku ayaklar altına alan bir iktidar, diğer yanda bu iktidarın cürümlerini, beceriksizliklerini, ekonomi iflasa sürüklemesini perdelemek için kendini parçalayıp hedef saptırmaya çalışan ergen bir komplocu var. İnşallah en kısa zamanda bu kayıkçı kavgasına ve ülkemize reva görülen bu çapsızlığa ve ahlaksızlığa son vereceğiz. Son olarak üslubun için diyor Serkan Özcan, Ümit Özdağ yönelik olarak edep yahu diyor. Şimdi evet Serkan Özcan'ın yanıtı sert mi? Sert. Ümit Özdağ'ın yanıtı eleştirileri sert mi? Sert. Ama bütün bu üslubun durumu bir yana ya bu ülkede milyonlarca insan şu anda şunu merak ediyor. O isim kim? O isim kim? Davutoğlu'nu açıklamaya davet ettiği, Ümit Özdağ'ın Davutoğlu'nu açıklamaya davet ettiği ve kendisinin de bildiğini söylediği isim kim? Ve o isim bizim 2015'te Haziran'dan Kasım'a yaşananları anlamamıza nasıl yardımcı olabilir? İlay Hanım merak ediyor musunuz siz de o ismi? Elbette ama şimdi Sayın Davutoğlu da bunu açık kendi zamanında açıklama ihtiyacı duyacaktır diye düşünüyorum. Açıklaması da gerekiyor çünkü sonuçta birçok soru var o dönemle ilgili kamuoyunu çok ciddi anlamda meşgul eden.
bunları bilmeye de hakkımız var açıkçası. Yani dolayısıyla açıklayacaktır diye düşünüyorum. Ancak bakın bu türlü diyaloglar ve polemikler esasında çok ciddi bir güvenlik zafiyetini sulandırıyor. Yani işe odaklanamıyoruz, soruna odaklanamıyoruz, etkenlere odaklanamıyoruz. Bakın bugün, ya daha doğrusu dün YPG bir basın açıklaması yaptı. Ve YPG yaptığı basın açıklamasında Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili komisyon kurup soruşturma, araştırma komisyonu kurmaya davet etti. Şimdi bu esasında ne demek biliyor musunuz? Sınırımızda meşru olmayan bir yapı YPG kendini meşrulaştırıyor bir yanda. Yani Birleşmiş Milletler de diyor ki ben burada varım diyor ve ben size çağrı yapıyorum ve siz burada bir soruşturma komisyonu açın diyor. Siz, bir terör örgütü soruşturma açma cüretinde bulunuyor, talebinde bulunuyor Birleşmiş Milletler'e. Bu bundan sonraki aşama esasında beni tanıyın, beni bir özel bir devletçik yapısına giriyorum ve beni tanıyın anlamına geliyor. Dolayısıyla bölgede çok farklı şeyler dönüyor. Biz bunlarla meşgul olurken bölge yeniden dizayn ediliyor. Bakın az önce Salim Bey de söyledi. Bakın Mersin dönemde yapılan terör eylemlerine bakın. Mersin saldırısını kim yaptı? Kadın teröristler yaptı. İran'da bugün Mahsa Amini'nin ölümü için inanılmaz bir kadın ayaklanmaları ve kadın hareketleri olduğunu yoğun bir şekilde Batı tarafından propaganda yapılıyor. Ve birçok o bölgedeki ayaklanmalar zaten Kürdistan'ın kurulması istenen bölgelerde gerçekleşiyor. Hatta Batı daha da ileriye giderek birçok kadın o bölgeden ayrılıp Irak'a geçip Irak'taki PKK kadın kollarındaki yapılanmaya katıldığını dair bir belgeler paylaşıyorlar. Başörtüsünü bıraktım, Kalaşnikov'umu aldım diye kampanyalar yürütülüyor. Barzani haftalardır eylemlere katılsınlar diye ve bu devam etsin diye çağrılar yapıyor. PKK'nın kullandığı Jinjani Azadi sloganıyla zaten bu iş gidiyor. Dün akşam da YPG'nin yaptığı açıklamada da bu slogan doğrultusunda kullanıldı. Hatta şöyle bir ifade kullandılar. Jinjani Azadi sloganıyla İran, Afganistan ve İran'daki kadın devrimcileri açıkça devam ediyoruz diye bir ifade kullandı. Şimdi Taksim'e bakıyoruz. Taksim'de de bir kadın yaptı. Şimdi bakın bölge yeniden dizayn ediliyor. Bölgede farklı fraksiyonlar özellikle Batı çok farklı bir oyunun içine girdi. Ve kadın hareketi olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz işte sen söyledin, sen açıkla, şunu yap, bunu yap, hiç devlet usturumuna uymayan tarzlarla meşgul olurken bölgede çok farklı fraksiyonlar devreye girip çok hızlı bir şekilde örgütleniyor. Biz bunlara odaklanmamız lazım. O yüzden ben açıkçası sizin aracılığınızla bütün siyasetçileri büyük bir ciddiyete davet ediyorum. Yani neyse bildikleri açıklasınlar, biz de Türkiye'nin güvenliği üzerine odaklanalım. Şimdi ben şu soruyu mesela sormak istiyorum. Yerel bölgelerde bile, yerel gazetelerde bile bir olay olduğunda Suriyeli olduğunu ifade etmekten kaçınan yerel gazeteciler ne diyor? Yabancı uyruklu diyor, değil mi? Peki neden patlama sonrası, terör eyleminden 4 saat sonra Suriyeli olduğu beyan edildi? Nereden hemen tespit edildi bu? Yani neden yerel gazetelerde yabancı uyruklu ifadesi kullanılırken neden bu şahsın Suriyeli olduğu ifade edilmesi çok önem verildi? Neden İlayanım? Neden? İşte bunu soruyorum yani bu çok önemli bir şey. Şimdi bu, yani bunu soruyorsunuz ama herhalde bu soruyu sorarken de taşıdığınız bir şüphe var yanıtına dair. Onu paylaşır mısınız? Böyle. Yani bak yani şimdi gün içinde o kadar çok farklı bilgiler geliyor ki, o kadar farklı haberler geliyor ki yani kamuoyuyla paylaşılan tabii ki açık kaynak. Ben Ümit Özdağ gibi bana farklı yerden bilgiler gelmiyor. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler. Şimdi yan yana getirdiğimde çok bir şeyler çok yani tam oturmuyor. Şimdi teröristin bir tipolojisine bakıyorum. Çok bildiğim bir ya da alıştığım bir Suriyeli tipolojisi yok yani şahısta. Şimdi bu beni direkt olarak yani bölge üzerinde çalışan bir insan olarak hatta dün bir tweet attım bununla ilgili. Bu kadın Al-Hor kampında mı yetişti diye
Ben soruyorum bunu. Tweetimde de sordum zaten. Şimdi Alhor kampı nedir? Hani bilmeyenler için söyleyeyim. YPG'nin kontrol altında yaklaşık 60 farklı ülkeden gelen cihatçıların, IŞİD'cilerin eşleri ve çocukları, 9000 terörist eşi ve çocukları yaşıyor bu kampta. Ortalama günde 100 çocuk doğduğu bir kamptır Alhor kampı. Ve özellikle 2011 yılından itibaren de YPG'nin kontrolü altındadır. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki Amerika terör örgütlerini ya hapishanelerde ya da bu türlü kamplarda yetiştiriyor. Gözlerden uzak, kapalı alanlarda yetiştiriyor. Peki bu kadın yabancı mı, Suriye uyruklu mu? Gerçekten bu kampta bir bağlantısı var mı? Bunları bilmek zorundayız. Peki. Yani şimdi biz terör olayına odaklanmamız lazım. Evet. Ve ülkemizin bulunduğu büyük bir güvenlik zafiyeti sorgulamak zorundayız. Biz bu kavgaların içine boğulursak ülkemize çok büyük zarar veririz. Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, biz Demokrat Parti olarak gerçekten Suriyeliler geri gidebilir mi, gidemez mi araştırmak için geçen hafta Lübnan'a gittik. Ve Lübnan'da Lübnan Göç Bakanı'yla da görüştük. Suriye Büyükelçisi'yle de görüştük. Ve insanlar gerçekten geri dönüyor. Burada Lübnan gönüllüleri Suriye'ye göndermeye başladı. Biz de bunun haberini yapmış ve konuyu işlemiştik. 2015 yılından itibaren de yaklaşık 600 bin Suriyeli Suriye'ye gönüllü olarak da geri dönüş yapmış zaten. Bu bizzat Lübnan Göç Bakanlığı'nın bize verdiği bilgiler. Peki. Şimdi sadece şunu ifade etmek istiyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi siyasetçilerin, ben Lübnan'da bunu çok canlı canlı gördük. O yüzden burada açıkçası ifade etmeye ihtiyaç duyuyorum. Şimdi siyasetçiler hep iç siyasete yönelik laflar harcıyorlar. Ama Batı ve dışarı, Orta Doğu, yani dünya bizi o kadar yakından takip ediyor ki bizim burada söylediğimiz, yani iç siyasete yönelik harcadığımız laflar dünyada çok farklı bir şekilde yankılanıyor. Ve Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Peki. O yüzden bugün İçişleri Bakanlığı başka bir şey söylemesi, Cumhurbaşkanı başka bir durum, orada bir başka görüşmeler yapması, bu çelişki Türkiye'yi çok zor duruma bırakıyor. Peki, şimdi Twitter'da izleyicilerimiz de HaberAktif adresinden bize işlediğimiz konularla ilgili sorularını, görüşlerini iletiyorlar. Mesela Naz Hanım diyor ki, bir vatandaş olarak benim gördüklerimde Süleyman Soylu'nun söylediklerinden çok farklı diyor. Benim gördüğüm bir teröristin Taksim'i rahatça bombaladığının görüntüsü ve anında bu teröristin kim olduğunu, ne iş yaptığının bilinmesi diyor. Rasim Akyol diyor ki, İstiklal Caddesi saldırısı rutin bir terör saldırısı mı? Yeni bir kaos ortamında seçim manipülasyonu mu? Yoksa Suriye'de desteklediğimiz namluların artık bize döndüğünün bir göstergesi mi? Suriye'de desteklediğimiz namluların artık bize döndüğünün bir göstergesi midir? Bu sorular herkesin kafasında diyor. Şimdi yani demek ki şunu yapacağız. Ümit Özdağ Davutoğlu'na dedi ki o ismi açıkla. Ben biliyorum o ismi. Cesursan açıkla. Cesur değilse zaten git üniversitede ders ver. Ben o ismi biliyorum dedi ama sen açıkla. Ben ölümü göze aldım dedi ama sen açıkla. Şimdi bu isim bizim 2015'te Haziran'dan Kasım'a geçen süreci anlamamızda bu kadar kilit bir roldeyse, Sayın Özdağ, hakikaten açıklamak sizin beklentinize göre Davutoğlu'na ne kadar düşüyorsa Emin Bey bu durumda size de düşüyor değil daha mi? Ümit Özdağ da düşüyor. Daha fazla Ümit Özdağ demek düşüyor. Ki bu isim bizim o yıl neler yaşadığını anlamamıza yardımcı olacak bir isim. Bu ismi, bu ismin kim olduğunu biz programlarımızda soru olarak işlemeye devam edeceğiz. Çünkü hani ortalığa şöyle bir laf attık ve ondan sonra da bir haftada gündem değişti. Artık başka şeyler konuşacağız diyebileceğimiz bir durum değil. Bakın Ali Babacan da diyor ki yani PKK ile mücadelede hükümetin iddia ettiği bir başarı var. Madem öyle bir trend oluştu, seçime kadar da bunu devam ettirsinler diyor. 2015'te Haziran-Kasım seçimleri arasında çok acı olaylar yaşadı Türkiye diyor. O süreçten herkesin ders alması lazım diyerek Babacan açık bir şekilde hükümetten beklentilerini aktarıyor. Ha bu arada
MHP'li bir ismin bu yakalanan zanlıyla telefon trafiği ortaya çıktı. Evet. İsim benzerliğiymiş, şimdi çok düştü. Yok, ben zaten kronolojik olarak anlatıyorum. Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan. Şimdi buradan isim benzerliğine çelişkili... isim benzerliği yok, ama birden fazla açıklama var Emin Bey. Birden fazla açıklama var. Kendisinin de bir takım çelişkili açıklamaları var. Hakikaten kafalar karışmış durumda ama yani burada bu zanlıyla, bu bombayı patlatan kişiyle bir MHP'linin değil de kazara bir CHP'linin en ufak bir teşkilattaki bir görevlisinin telefon trafiği çıksaydı ne olmuştu sanırım? Yer yerinden oynamıştı. Ya onu bırakın. Dün Erdoğan biliyorsunuz işte Endonezya'ya gitti. Olaydan bir saat sonra. Hı hı. Endonezya'da uçaktan indiğinde bir dans gösterisiyle karşılandı. Hı. O giden Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı ve o uçaktan indiğinde aynı benzeri o karşılama yapılsaydı kendisine, orada dans gösterileri ile karşılansaydı ve Kemal Kılıçdaroğlu o grubun karşısına geçip böyle tebessümle onları izleseydi. Ya da İmamoğlu olsaydı. Ya da İmamoğlu olsaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı. Ne olurdu? Kıyamet kopardı. Yani. Şimdi... Bir o Biden ve Erdoğan fotoğrafını da verebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi Biden ve Erdoğan fotoğrafı neden önemli? Çünkü Süleyman Soylu dedi ki, Kobani'yi terör bölgelerini destekleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışılır diyor. Bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan elçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz. Şimdi burada Erdoğan... şey kalsın, Erdoğan Biden kalsın. Erdoğan arkadaşlar, bu görüşmede Biden'a Soylu'nun söylediği mesajı mı iletiyor? Şimdi eğer... Erdoğan'la Biden kalırsa iyi olur arkadaşlar ya. Şimdi mesajı aldık. Kendisine mesajımızı iletiyoruz deyip ABD ile köprüleri atıyor. Bir hüküm kuruyor ve diyor ki bunun arkasında siz varsınız. Sen varsın bunun arkasında. Dolayısıyla ne taziyeni kabul ediyoruz, ne bir yakınlaşma ve müttefikliği kabul ediyoruz diyor Süleyman Soylu. Tam 24 saat sonra Biden'la Erdoğan bu pozu veriyor. Şimdi Erdoğan burada hakikaten Biden'a Soylu'nun söylediği mesajı iletip müttefiklikten kendisini çıkardıklarını, köprüleri attığını söyleyip bu olay sebebiyle 6 katledilen yurttaşımızın hesabını mı soruyor sizce? Eleştiri mi yapıyor? Evet. Hesabını mı soruyor? Hesap mı soruyor? Yoksa hamdolsun bu konu gündeme gelmedi mi diyor? Eğer öyle diyorsa o zaman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Peki. Soylu ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir devlet yönetimi, ya bakın böyle bir devlet adabı, böyle bir devlet yönetimi kameraların önünde bu kadar, yani şunu söyleyeceğim, bu kadar boş boğazca, boş boğazlık yapılmaz. Peki. Bu çürüme derken kastım bu. Tamam. Reklamdan sonra siz devam edin ama İlay Hanım'a veda edeceğimiz için ona son bir cümle kurma fırsatı verelim. İlay Hanım, Erdoğan biliyorsunuz Amerikan elçiliği de dedi ki, sözcüsü biz dedi müttefikiz dedi. Sizce Erdoğan bu görüşmesiyle Soylu'yu mu destekledi? Amerikan elçiliğin sözcüsünün argümanını mı destekledi? Bence Sayın Cumhurbaşkanı kendi ajandasına devam etti yani. Çünkü buradaki gördüğümüz beden dili, buradaki gördüğümüz hani görüntüler onu gösteriyor açıkçası. Peki. İlk dilimize katıldınız, iştirak ettiniz. İlay Aksoy, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Amerikan Büyükelçiliği Sözcüsü dedi ki biz müttefikiz kardeşim, böyle de devam ediyoruz dedi. Erdoğan bu fotoğrafla Soylu'yu mu tekzip etti, Amerikan elçinin sözcüsünü mü tekzip etti? İkisinin de umrunda değil Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan şimdi Biden'la sık sık görüşemiyor. Bu görüşmede konuşacağı başka şeyler var. Yani bu terör hadisesini falan ortaya konuşulduğunda hiçbir şekilde düşünmüyorum.
konuşulacak çok ciddi konuları var. İşte Rusya-Ukrayna meselesi var, F-16'lar var, onlar var, bunlar var. Kaç dakika konuştuklarını da bilmiyorum ama hiç bu bizim güncel olarak alakadar olduğumuz konular orada gündeme gelmez. Çünkü Biden'dan ya üçüncü ya dördüncü görüşmesi bu. Yani kolay kolay yapılabilen görüşmeler değil. Dediğim gibi süresini de bilmiyorum. Konuşacakları gündemde bu Beyoğlu hadisesine yoksa taziyelere falan hiç gelecek bir durum yoktur ortada. Bir durum yok. Peki. Arkadaşlar geldi mi reklam vaktimiz? Tamam. Bir reklama gidelim sayın seyirciler. Kılıçdaroğlu Yeni Akit gazetesinin o manşeti için ne söyledi? Birazdan konuşacağız. Ayrıca İdris Şahin de Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin de bizimle birlikte. Sayın Şahin hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökmen Bey. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki konuklarınızı da saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Bu konuyu sizinle de konuşacağız. Sizin de görüşünüzü merak ediyoruz. Programımızda şu ana kadar konuşulanlarla ilgili ama ayrıca konuyu tamamladıktan sonra altılı masa yola nasıl devam ediyor sorusunu da ortaya atacağız. Emin Şirin'in de orada çok dikkat çekici tespitleri var yayınlanan metinle ilgili olarak. Ayrıca bu işte anayasa çalışmaları tamamlandı şeklinde Babacan'ın açıklamaları var. 28 Kasım gözler şimdi 28 Kasım'a çevrildi. Ne olacak? Ne bitecek? O konuda da sizin görüşlerinizi alacağız. Ama ilk dilimde birden fazla hususu konuştuk. Süleyman Soylu'nun Amerika'ya çok açık bir şekilde tavır almasına rağmen hemen ertesinde Erdoğan'ın Biden'la verdiği görüntüyü konuştuk. Ümit Özdağ ve Davutoğlu arasında, daha doğrusu Davutoğlu dahil olmadı, Serkan Özcan açıklama yaptı. Ama Ümit Özdağ'ın açıklamaları, yani bendeki istihbarat farklı, hem Soylu'yu hedef alan bir açıklama, bir anlamda Soylu'nun anlattıklarıyla benim bildiklerim örtüşmüyor demesi, hem de Davutoğlu'na yönelik 2015'te o isim kim açıkla. Bu arada o ismi açıkla, o isim de açıklanabilir mi? Bu da ayrı bir şey değil mi Emin Bey? Yani çok. O isim eğer çok zor. Bazılarının şüphe ettiği isimse açıklanamaz. Doğru. Çünkü yani çünkü de demeyeyim başımıza da yani ama o isimse o açıklanamaz. Ama bir yandan da kamuoyuna atıldı bu durum. Ne diyorsunuz İdris Bey? Nihayetinde her saldırıda Türkiye 2015'i hatırlıyor. Korkuyor, endişeleniyor. O gün bir de internet kesildi biliyorsunuz. Yani kesildi dediğim bant daraltıldı. Bir anda insanlar, milyonlarca insan bu kadar merak edilen bir konu hakkında bilgi sahibi olamadı, okuyamadı, edemedi. Nedir görüşünüz bu konuda? Sayın Karadağ, öncelikle şunu ifade edeyim ki 7 Haziran 1 Kasım arasındaki yaşanan süreci gerçekten toplum olarak hafızalarımızdan kolay kolay silmemiz mümkün değil. Ama hem Sayın Vekilim biraz önce sonuna doğru yakalayabildim, bazı değerlendirmeler yaptı. Hem de önemli bir hukukçu Salim Şen Bey stüdyoda. Eğer bir konuyla alakalı bir iddianız varsa bu iddiayı ortaya koymak gibi bir yükümlülüğünüz de var. Tabii. Yoksa sahte kabadayı gibi her seferinde çıkıp birilerini töhmet altında bırakacak açıklamalarla burada siyaset yapılmaz. Böyle bir yaklaşımı da asla ve asla biz Deva Partisi olarak da doğru bulmuyoruz. O döneme dair 7 Haziran 1 Kasım arasında elbette ki yaşananlar son derece nahoş hadiselerdi. Üzüntü verici ve toplumu derinden sarsan, kaygı verici hadiselerdi. Bunların açığa çıkması mutlaka gerekli. Ama buna dair somut elinizde bir veri yoksa bunu da sürekli olarak gündeme getirip o döneme dair birilerini zan altında bırakmaya da gerek yok. Şimdi biz bu konuyla alakalı Sayın Özdağ'ın yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sadece bu konuyla alakalı değil, pek çok konuda Sayın Özdağ altını dolduramayacağı bir kısım açıklamalar yapıyor. Akabinde de bu açıklamaların kamuoyunda bir sabun köpüğü etkisi yaratıp daha sonrasında da altından bir şey çıkmadığını herkes anlıyor. Özellikle seçmen sayısıyla alakalı, yabancıların oy kullanmasıyla alakalı, farklı konularda. Şimdi çok net olarak biliyorum ki şu anda biz
burada bunları dile getiriyoruz diye biraz sonra da bizleri etiketleyip vatandaşın önüne atacaktır. O konuda en ufak bir kaygımız da yok. Ama korkarak elbette ki siyaset yapılmaz. Ama bir hukukçu olarak biz de elimizde somut veriler olmadan bir değerlendirme yapmayı kendimiz açısından son derece yakışıksız buluyoruz. Dolayısıyla ben Sayın Özdağ'ın açıklamalarını çok ciddiye alan bir siyasi hareket değiliz biz Deva Partisi olarak. Sadece seyrediyoruz, bir kısım söylediklerine bakıyoruz ama hiçbir zaman da siyaseten ne bir muhatap olarak alıyoruz ne de söylediklerinin çok fazla bir kıymeti olduğu kanaatinde de değiliz. Çünkü bu kadar büyük tonda, yüksek tonda sözler söyleyip de onu doldurmazsanız, söylediklerinizi ispatlamazsanız o takdirde size çok fazla itibar edilmez ve şu an itibariyle aktif olarak kendisi siyasi parti kurduğu günden bu yana farklı değerlendirmelerde bulundu ama bunların hiçbirinin altını dolduramadı. Ha bu arada Sayın Özdağ prim yaptıran da hiç şüphesiz Sayın Soylu, onu da özellikle burada ifade etmekte fayda var. İlk başlangıçta Sayın Özdağ'ın bu çıkışlarını olumlayan, bir şekilde ona zemin hazırlayan kuşkusuz ki Sayın Soylu'ydu. Çünkü siyaseten onun görünür olmasını, bir şekliyle muhalefet partileri açısından söyledikleri nedeniyle muhalefet partilerine kısmen de olsa zarar verebileceği düşüncesi içerisinde hareket ediyordu. Ama son dönemde artık söyledikleri, emin olun, onun da canını sıkacak boyuta mutlaka ulaşmıştır. Ama rüzgar eken fırtına biçiyor. Peki. Yani sonuç itibariyle bunu artık zapt etmek kolay kolay mümkün değil. Çünkü popülizm son derece insanlara keyif veren bir hadisedir. Bir karşılığını gördüğünü hissettiği anda bunun üzerine gidecektir. Ve bir şekliyle Sayın Özdağ da bu işten keyif almaya başladı. Söylediği sözlerin en azından bir kitle tarafından karşılık bulduğunu görüyor. En nihayetinde bu karşılık bulmuş olması siyaseten Türk toplumu açısından faydalı hadiseler değil. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var. Çünkü biz bugünü düşünerek değil, yarınları düşünerek siyaset yapmak arzusunda olan bir siyasi geleneği inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü geçmişte uzlaşmamız mümkün değil. Geçmişte pek çok hatalar oldu. Önemli olan o hatalardan ders çıkartıp geleceği nasıl inşa edebiliriz? Yarının Türkiye'sini nasıl inşa edebiliriz? Biz bunun çalışması içerisindeyiz. Deva Partisi olarak da bütün konsantrasyonumuz önümüzdeki seçimlere yönelik bu Peki. ucube yönetim sisteminden Türkiye'yi kurtarmak. Bunu kurtarmak için de altılı masa olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Peki. Bir diğer husus Sayın Soylu'nun bahsetmiş olduğu Amerika'ya dair Büyükelçisi'nin yapmış olduğu açıklamayı ve özellikle taziye metnini kabul etmediğini ifade etmiş olmasını Sayın Cumhurbaşkanı bugün hem İngilizce hem Türkçe sosyal medya hesaplarından bir şekliyle Amerika'ya da şükran duyduğunu ifade etti. İşte burada asıl irdelenmesi gereken, konuşulması gereken konu bence bu Sayın Özdağ'ın söylemlerinden ziyade. Bir düşünün ki siz bir İçişleri Bakanı olarak kendinizi de aşan ortada 6 kişinin ölümü, onlarca kişinin yaralandığı bir hadise var ve suç delilleri henüz tam manasıyla toplanmadan kendinizce olayın failinin arkasında faillerinin kim olduğunu net bir şekilde açıklıyorsunuz. Arkasından da bunun kimler olduğunu kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Karşınızdaki muhatap Amerika Birleşik Devletleri, iş politika açısından belki milletin hoşuna gidecek söylemler. Ama hemen ertesi günde Bali'de Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la bir 10-15 dakika görüşmek için çok büyük çabalar sarf ediyor. Uzunca süredir Biden'la böyle bir temas etme imkanı da bulamıyor ve sonrasında da taziye dileklerinden dolayı da şükranlarını sunuyor. Eğer siz burada sorumlu bir İçişleri Bakanı olarak, çünkü adli kolluk emrinizde bir nevi bazı deliller tam manasıyla toplanmadan bu şekilde üst perdeden bir değerlendirme yapmak son derece yanlış. Ve şu an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı boşluğa çıkartmış durumda Sayın Bakanı. Ve yine Reuters'a açıklama yapan bir üst düzey yetkili de daha henüz delillerin tam toplanmamış olduğu kanaatini paylaşıyor. Bizim algımız ve gördüğümüz şu ki İçişleri Bakanı maalesef
Geçmişte Mersin hadisesinde de oldu. Tam manasıyla maddi gerçek ortaya çıkmadan bir kısım açıklamalarda bulunuyor. Sonra da boşluğa düşüyor. Sorumlu bir parlamenter sistem olmuş olsa, tam manasıyla demokrasimiz işlemiş olsa, Sayın Soylu'nun şu an itibariyle affını dileyip görevden el çekmesi lazım. Çünkü kendisini atayan irade onu 24 saat geçmeden boşluğa düşürüyor ve bir şekilde söylediklerini tekzip etmiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki. Dolayısıyla burada bu husus son derece önemli. Çünkü devlet yönetiyoruz. Devlet yönetiminde çok daha olgun, çok daha ayağı yere sağlam basan açıklamalar olması gerekiyor. Çünkü iç güvenliğimizden sorumlu Sayın Soylu açıkçası dış güvenliğimizi tehlikeye düşürebilecek bir kısım söylemler içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu onun görevi değil, benim gördüğüm kadarıyla sadece algı yaratmaya matuf yapmış olduğu bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Peki bu arada sayın seyirciler, hani Emin Bey de ilk dilimde söyledi, Ümit Özdağ bağlansın, bu ismi açıklasın, bu konuda bizim konuştuğumuz merak edilen hususları açıklasın, elindeki bilgi nasıl Süleyman Soylu'nunkinden farklı, açıklasın, o bilgileri nereden alıyor açıklasın, istihbarattan alıyorsa, istihbarattan kendisine bilgi geliyor da Soylu'ya gelmiyor mu, bunları açıklasın dedi. Bakalım açıklayacak mı, ama bizim programda değil, dürüstçe söyleyelim. Tuncay Molla Beysoğlu yarın Tele1'de Anında Manşet programında Ümit Özdağ konu olacak. Eminim ki Tuncay da soracak bir takım soruları kendisine. Tuncay çok iyi gazetecidir. Mutlaka sorar bu soruyu. Bakalım cevap alacak. Bakalım Ümit Bey ne kadarını yanıtlayacak, ne ölçüde yanıtlayacak. Ama her halükarda çok merak edilen bir yayın olacağı belli. Ya bizim Arizona'dan da izleyicimiz varmış Salim Bey. Evet, dünyanın her yerinden var. Her yerden var. Arizona'dan. Esenlikler diyor Taceddin Aksüt. Önce sağ olsun bize bir iltifatı var. Sizi izlerken zaman su gibi geçiyor diyor. Ama hemen peşinden bıktık diyor. Konuşursam yer yerinden oynar söylemlerinden bıktık diyor. Konuşun arkadaş, konuşun diyor. Bak Arizona'dan geliyor bu çağrı, konuşun çağrısı. Lütfen Twitter'da haber aktif adresinden siz de sorularınızı, görüşlerinizi iletin sayın seyirciler. Şimdi bir de bu meselenin tabii ki o gün internet boyutu var. Sizde VPN var mı Salim Bey? Girebildiniz mi o gün? Evet. Sizin için sorun olmadı bu bantlar altında. Herkes VPN'den girdi. Herkes girmedi. Yani bunu bilenler. Ya bilenler girebilir. BTK başkanı bir kere VPN'den girdi ya. Sizde yani interneti mi? Kesip, ben iletişimi kesti. Yok. VPN yok. İdris Bey VPN var mı? O gün girebildiniz mi internete? Şimdi ben işin açıkçası biraz teknoloji özürlüyüm Sayın Karada. Bugün de dışarıdayım sizin yayınınıza katılmak için. Dışarıdan yeterince destek alarak Skype'ı ancak açabildim. Ama Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Bey VPN'den girerek o gün bir açıklama yaptı. Bizim çevremizdeki arkadaşların büyük bir çoğunluğu da VPN kullanmayı biliyormuş. Ama biz demek ki biraz eski moddan geliyoruz. Ama buna alışmış olmamız gerekiyor. Çünkü bu iktidar bizi ister istemez bu yollara alıştıracak. VPN uzmanı yapacak. Kullanmayı aman, öğretecek. Aman. Çünkü o gün bu hadisenin olduğu gün Sayın Babacan bu tweet'i VPN sayesinde paylaşabiliyorum demişti. Güya halkın paniğe kapılmaması için yayın yasağı getirenler tüm medyayı baskılayarak herkesi daha da çok korkutuyor. Beştepe halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın diye o gün VPN üzerinden bir sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Aslına bakarsanız Sayın Babacan'ın o gün yapmış olduğu açıklama bir nevi adım adım o günkü yayın yasaklarında bir nevi seçim takviminin başladığını bize gösteriyor. Yarın seçim takvimi içerisinde benzer uygulamalar yapabileceğini iktidarın o gün itibariyle de bir prova gerçekleştirdiği kanaati bizde hakim. Yani, tamam. Yani iktidar seçim gecesinin provasını mı yaptı işte, mesela değil mi? Böyle bir soru ortaya atıyorsunuz İdris Bey. Olabilir. Ama sonrasında yaklaşık 6-7 saat süren bu yasaklamanın bir nevi halkın haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu ve benzeri davranışları ilerleyen aşamalarda da iktidarın gerçekleştirebileceğini, çünkü sansür yasasıyla birlikte de zaten bunun kilometre taşlarını döşediği kanaatindeyiz.
Peki. Öncelikle İdris seçim Bey, yasası, İdris Bey, arkasından sansür yasası İdris ve Bey, bu uygulamada bir pratiğe dönüşmeyi gösteriyor. İdris Bey, Emin Bey siz konuşurken aman aman dedi. Emin Bey niye aman İdris aman Bey, dediniz? İdris Bey beni endişeye sevk ettiniz. Samimi söyleyeyim, endişeye sevk ettiniz. Çünkü siz seçim işlerinden sorumlusunuz. Önümüzdeki günlerde de bu seçim güvenliği meselesi en önemli konu olarak ortaya çıkıyor. Doğru. Ben iki senedir katıldığım her programda, YouTube programlarında veya televizyon programlarında Türkiye'nin bir numaralı meselesi kazasız belasız, hilesiz hurdasız bir seçim yapılmasıdır diye ortaya koyuyorum. Ve sizin altılı masanın seçim güvenliği ve sandık güvenliği komisyonunun kurulması için gerek Kemal Bey ile gerek Meral Hanım'la ikişer kere görüştükten sonra bu komisyon kuruldu. Şimdi siz bu komisyonun içindesiniz. Seçim işlerinden Doğru. sorumlusunuz. Eğer siz, ben eğer teknoloji özürlüğüm, VPN bende yok diyorsanız ben çok endişe ederim. Çünkü o akşam kurulması gereken sistemlerden bir tanesi de bu. Sizin neticelerinizi sandık başında neticeleri aldıktan sonra toparlayabilmeniz, Anadolu Ajansı veya başka bir sistem içinde ilan edilecek neticelerin doğru olup olmadığını görmek için bir paralel sisteme ihtiyacınız var. Aman Allah aşkına bu söylediğiniz yani sadece... Ona mı dediniz siz aman aman diye? Tabii beni çok endişeye sevk ediyor bu işler. Çok. Hiç merak etmeyin. Çok ediyorum bunu, İdris Bey. Bakın çok ediyorum. Bakın çok net dille söylüyorum. Siz düşüncenizi paylaştınız. Ben de altılı masa seçim güvenliğinin başından bu yana bu tip hadiseleri seçim takvimi başlamadan önce iktidarın toplumu yıldırmaya, yılgınlığa itmeye, korkutmaya yönelik bir kısım girişimlerde bulunabileceğini, altılı seçim komisyonunun ortak bildirisinde de ondan öncesindeki çalışmalarda da kamuoyuyla paylaştık. Ama seçim takvimi başladıktan sonra bunlara dair her türlü tedbirin alınacağını, elbette ki kendimiz teknoloji özürlü olabiliriz ama Deva Partisi'nde on binlerce teknolojiye çok aşina bir ekiple çalışıyoruz. Özellikle seçim güvenliği ekibinde sadece bakınız mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Oğuzkan Salıcı Bey ile Onursal Adıgüzel Bey birlikte çalışıyor. Şu anda bizim seçim güvenliği çalışmamızı dünyanın tanıdığı ve İTÜ'de elektrik elektronik profesörü olarak ders veren Sayın Mustafa Ergen bu çalışmaları gerçekleştiriyor. İki tane Bilkent'ten mezun Canberk Demirci ve Altu isminde iki arkadaşımız bizim altyapımızı hazırlıyorlar. Ve sadece onlar değil, geçtiğimiz iki aydır ben bütün bölgelere giderek seçim güvenliğine dair seçim işleri başkanlarımızı, hukukçularımızı ve ilçe başkanlarımızı eğitiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi buradaki bütün mesele şu, altılı masa sadece altılı masaya bırakılmayacak kadar da seçimin güvenliği önemlidir diye Doğru. bir başlıkla yola çıktık. Bu sivil toplumla birlikte ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek verecek tüm siyasi partilerin ortaklaşa yapabileceği bir çalışmayla bu ancak mümkün ve halkın iradesinin sandığa yansıdığı gibi seçim sonuçlarına da yansıması için olanca gücümüzle çalışıyoruz ve ortak bir ekran havuzu oluşturacağız seçim günü. Ne Anadolu Ajansı'na bırakacağız, ne Yüksek Seçim Kurulu'na bırakacağız. Hepimiz sandık sonuç tutanaklarını, o ıslak imzalı belgeleri hem altı siyasi parti ayrı ayrı kendi SKM'lerinde oluşturacak bir sistemle buluşturacak, hem de bu altılı ortak bir ekranda her partinin elde etmiş olduğu sonuçları bir ortak havuza yansıtacak. Ve bunu da Yüksek Seçim Kurulu'ndan ve Anadolu Ajansı'ndan gelen verilerle örtüştürecek, bir arıza varsa anında oraya müdahale edebilecek boyutta çok kapsamlı bir şekilde ve sivil toplumun bütün kesimleriyle de bu konuyu çalışıyoruz. Peki. Bu noktada en ufak tereddütünüz olmasın. Var. Hafta tereddütüm sonu var. Mesela ben Van'a gittim. Van'da baro başkanını özellikle ziyaret ettim. Yeni seçilmişti arkadaşımız. Tüm illerde de barolardan, hukukçulardan bu yönde seçimlere yönelik bizim partimizin mensubu olsun olmasın. Altılı masaya gönül versin vermesin. Ama vatandaşın iradesine saygı gösteriyorlarsa, halkın iradesinin sandıkta sağlıklı bir şekilde neticelenmesini istiyorlarsa bu seçimin güvenliği konusunda bizlerle işbirliği yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Yoğun bir şekilde de bu çalışmalarımızı Peki. devam ettiriyoruz. Burada İdris Bey çok teşekkür ederim bu verdiğiniz izahatlar için.
Yalnız buradan bizim, çünkü bugüne kadar seçimlerde ve referandumlarda sizler tabii ayrı bir parti de değildiniz, AK Parti dediğiniz o zamanlarda, ama muhalefet her zaman sınıfta kaldı. Dolayısıyla şimdi bu anlattıklarınızın tatbikata geçebildiğinden bizlerin mutmain olması için iki şeyi hakikaten rica edeceğim sizden bir seçmen olarak. Birincisi, seçim gününe bırakmadan daha evvelki bir zamanda bir tatbikat yaparak, hakikaten bir tatbikat yaparak bunun yürüdüğünü bize eğer ortaya koyarsanız, bu seçmen nezdinde çok büyük bir rahatlık temin edebilir. Tatbikat da deprem tatbikatı gibi olmasın. Deprem yani. Tatbikatı gibi olmasın, ama onu da iki senedir istiyorduk. Şimdi Emin Bey, bu konudaki çalışmalar altılı masa seçim komisyonu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı, neler yapılabileceğini, ama sandık sonuç tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulu'nda kesinlikle ilan edilinceye kadar komisyon çalışmalarına devam edeceğine dair altılı masa liderler tarafından karar alındı. Ve bu süreç içerisinde söylediğiniz hususlara aynen katılıyorum. Bir değil, belki iki sefer bu yönde sandık başında, bakınız 200 bin sandık var. Muhtemelen 200 bin sandık olacak. Son evet. Seçimde 194 bindi. Evet. 50 bin bina ve müştemilat var. Evet. Biz 50 bin binada 50 bin hukukçu görevlendirmeyi hedefliyoruz. Eğer hukukçu olmazsa da siyaset bilimci, teşkilatlardan gelme bu işleri bilen isimlerin mutlaka olması gerektiğini ve sandık kurullarında altılı masanın son seçimde en yüksek oyu almış 5 siyasi partinin temsilcisi bulunacağı için en az 3 tane altılı masadan siyasi partinin temsilcisi olacak, ama onun dışında da her siyasi partinin mutlaka bir müşahidinin sandık kurulu bölgesinde bulunması gerektiğine dair çalışmayı da yapıyoruz. Bu özellikle ifade edeyim. Buradaki kaygılarınızı bugünkü programda sizinle beraber olmuş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama mutlaka bitmedi galiba Emin Bey'in ifade edeceği kaygılar. Seçim Güvenliği Komisyonu'nda çok tecrübeli hukukçu arkadaşlarımız var. Ayhan Sefer Üstün'ü tanıyorsunuz, birlikte çalıştınız. Gelecek Partisi'den o var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Oğuz Kağan Salıcı var. Harika, Şenol çok Sunat, güzel. İYİ Parti'den var. Hasan Bitmez Bey Saadet Partisi'nden ve Şenol Aksoyan'ın biraz önce var, evet. Pardon, İlay Aksoyan'ın da Demokrat Parti'nin temsilcisi. Ben de Ayhan Bey de AK Parti'de geçmiş dönemde seçim işleri başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Peki. Emin Bey bitirmedi. Ona yönelik her türlü önleme almaya da hazır olduğumuzu bilmenizde. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bu tatbikat yapıldığı zaman unutmayın olacağız. İkinci olarak dediniz ki bu konuda bize katkı yapmak isteyen herkesten de işbirliği yapmak istiyoruz. Bu konuda çok ciddi bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Mesela Rıfat Serdaroğlu elindeki bilgilerle beraber sizlerle görüşmek istediğini çeşitli programlarda da sosyal medyada paylaşıyor. Bir davet edip kendisinden görüşseniz. Başka partiler de var burada. İkincisi, bütün fikri ayrılıklarınıza rağmen, siyaseten çok ters düşmenize rağmen, niye Güneydoğu Anadolu için sadece seçim ve sandık güvenliği için HDP ile bir işbirliği yapmayı düşünmüyorsunuz? Şimdi o konuda biraz önce ben ifade ettim. Biz sadece altılı masanın bileşenleri değil, bu konuda güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan her türlü siyasi partiyle diyaloğa açık olduğumuzu, bırakın sadece siyasi parti, tüm sivil toplum örgütleriyle de birlikte çalıştığımızı ve zaman zaman bu görüşmeleri yaptığımızı, elbette ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok önemli bir aktörü HDP ve orada seçimlere girecek olan HDP'nin teşkilatlarıyla da orada onlarla birlikte seçim güvenliğini de zaman zaman ikili temaslarda mutlaka bulunur. Ama altılı masa olarak şu an itibariyle yapmış olduğumuz çalışmaların ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Ve bu çalışmalarda katkı sunabilecek hangi siyasi parti olursa olsun birebir temaslarda hiçbir mahsur görmüyoruz. Peki. Ben şimdi sizden duydum Sayın Genel Başkan'ın böyle bir çalışması olduğunu ve paylaşımda bulunduğunu. En kısa süre içerisinde de Rıfat Bey'le mutlaka irtibata geçeriz. Katkılarından dolayı da büyük bir memnuniyet duyarız. Çünkü bu sadece bizim 6 siyasi partiye bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz. Peki. Ben size teşekkür ederim İdris Bey. Çalışmalarınız inşallah hayırlı bir netice verecek. Peki Salim Bey. Çok sağ olun. O akşam bir yandan yayın yasağı, bir yandan internet. Siz VPN'le girebilmişsiniz. Ama VPN'le giremeyen henüz, yani bir de
epeydir VPN'e ihtiyaç da yok ya. Sonuçta insanlarda bir şey var. Uzaklık var. Yani o gün VPN'le bile giremeyen milyonlarca insan var, olduğuna tabii. Eminim. Tabii ki var. Var tabii var. Taksim'de şey İstiklal'de bir patlama. Arkadaş internetten ya mesela Tele1'i diyelim ki şeyden izleyemiyor. izlediği platformda yok vatandaş, yurttaş. Hiç olmazsa diyor nereden izleyeyim? İnternetten izleyeyim, YouTube'dan izleyeyim. İzleyemiyorsun. Doğru. Ya böyle bir şey olur mu? Olamaz. Yani haber alamıyorsun, edemiyorsun. Sosyal medya Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. Ya bu kadar mahkum muyuz Salim Bey ya? Yani her şeyi yapabiliyorlar. Şöyle mahkumuz, şöyle mahkumuz. İçinde bulunduğumuz bu rejim, yani bu keyfi tek adam rejiminde vücut bulmuş bu otoriter, hatta totaliter bu yapı, en korktuğu şey serbest bilgidir. Aynen doğru. Bilginin serbest, gerçek bilginin serbest dolaşımı, otoriter sistemlerin ve otoriter liderlerin korkulu rüyasıdır. Bütün totaliter rejimler tarih boyu en çok yaptıkları şey bilginin üstünü örtmek, kapalı bir toplum yaratmak, kendi içine kapatmak, yalanı, algıyı, yalanı ve duyguları şişirerek gerçekmiş gibi bir takım enstrümanlarla topluma pompalamak. Bunun için propaganda bakanlıkları kurmuşlardır. Bizde de var iletişim başkanlığı. İletişim başkanlığı denilen kurum tam da bu otoriter rejimin iyice yerleşmesi için ve onun korkularının ortadan kaldırılması için propaganda faaliyetleri yürütmek üzere kurgulanmış bir kurumdur. Anayasal bir karşılığı bile yok. Öyle. Anayasal bir karşılığı bile yok. Şimdi bunu yapmak için ne yapar? Serbest bilginin dolaşmasından korktuğu için anında interneti, sosyal medyayı bloklar. Bunu neye dayanarak yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Buradan söylüyorum. Anayasal bir suç işlediniz o gün. Doğru. Anayasal bir suç işlediniz. Bunu da kayda geçti. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Ne olursanız olun, sıfatınız ne olursa olsun. Hiç kimse anayasanın 6. maddesini bir daha okuyun. Kaynağını anayasadan almayan bir kamu yetkisi kullanamaz. Erişime bütün, bakın RTÜK, anında RTÜK de harekete geçti biliyorsunuz. Hatta Kültür ve Turizm Bakanı'nın talebi ile erişim yasağı, yani haberlere yayın yasağı getirdi o haberlere. Yasal bir dayanağı var mıydı? Vardı. Bunu yapabilirsiniz. Demokratik açıdan, hak ve özgürlükler açısından tartışılabilir ama meşru bir dayanağını RTÜK kanunundan alır. Bu haberlerin yayınlanmasını engelledi. Peki BTK, siz bir erişim yasağı mı getirdiniz? Gizlilik yasağı mı getirdiniz? Yayın yasağı mı getirdiniz? Bant daraltma. Bant daraltma. Bu yetkiyi nereden aldınız? Bant daraltma yetkisi, yani bütün sosyal medyayı, bütün interneti kilitledi. Kilitleyip kapatma yetkisini nereden aldınız? Açıkça bakın itham ediyorum. Çıkın. Yani fiili olarak sonuç bu oldu. Kilitledi. Çıkın bana deyin ki, kimse. Tabii. Çıkın bana deyin ki sözde hukukçu, bu tabiri de kullanabilirsiniz. Sözde hukukçu Salim Şen bizi itham ettin. Sen hukuktan anlamıyorsun. İşte bak hukuki karşılığı, meşru kaynağı bu. Gerekçe biz bu değil. Bakın bana elektronik haberleşme kanununun 5809 numaralı elektronik haberleşme kanununun Cumhurbaşkanı'na tanıdığı bir yetkiyi kullandık şeklinde bir gerekçe sunmayın. Biliyorsunuz bu olağanüstü hal döneminde bir OHAL KHK'sı ile Cumhurbaşkanı'na BTK ile ilgili, yani bu yayınlarla vesairelerle ilgili kamu düzenini, kamu barışını vesairesi ilgilenen konularda gerekli tedbirlerin alınmasını talep eder diye bir madde eklediler. Flu çerçevesi ve sınırı belli olmayan. Sakın ha bu maddeyi göstermeyin. Neden? Niye göstermesinler?
bu maddenin hiçbir yerinde gerekli tedbirler bütün ülkenin internete ve haberleşmesinin engellenmesini yasal bir yetki olarak sunamaz. Bu anayasaya aykırıdır. Bu anayasaya aykırıdır. Hiçbir kamu görevlisine, cumhurbaşkanı dahi olsa, temel hak ve özgürlükleri, temel hak ve özgürlükleri iki dudağının arasında bir yetki kullanarak soyut bir takım gerekçelerle ortadan kaldırma yetkisi vermez. Yani şu mümkün müdür? Cumhurbaşkanı Erdoğan, efendim şimdi orada şeyi gördüm, böyle böyle bir olay var. Bütün Türkiye'deki seyahati yasakladım. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Herkes evinden dışarıya çıkmayacak. Efendim haberleşmeyi de kaldırdım ortadan. Böyle bir yetkinin varlığını düşünmek bile o ülkenin artık tamamen totaliter, tamamen otoriter bir yapıya dönüştüğünü, bir Kuzey Kore, bir Küba, efendim işte Orta Doğu'nun karanlık prensliklerinden biri haline geldiğini gösterir. Suç işliyorsunuz ve işlediniz. Ne işlediniz? Bakın ben size söyleyeyim. Bir, görevi kötüye kullandınız kardeşim. Böyle bir göreviniz yok. BTK yetkililerine söylüyorum. İki, haberleşmeyi engellediniz. Haberleşme haklarımızı önlediniz. Anayasanın 22. maddesini ihlal ettiniz. Haberleşme özgürdür, herkesin hakkıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğümüzü bir kez daha engellediniz. 28, basının sansür edilemeyeceği hükmünü ortadan kaldırdınız. Bilişim sistemlerinin işleyişini engellediniz. Bunların hepsi Türk Ceza Kanunu'na göre de suç. Hiçbirinin haklı gerekçesi yok. Şimdi, neredeyse 6-7 maddeye dair bakın, bir suç var söz konusu. Bilişim sistemlerinin işleyişini engellemek TCK 244 bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren yani, bir suç. Yani Salim Şen o akşamki adeta interneti kesmenin, sosyal medya platformlarını erişilemez hale getirmenin hangi suçlara dahil olduğunu madde madde sıraladı bize. Bir sürü suç var. Bir, iki. Bunlar tekrar soruyorum. Tekrar soruyorum. Bu ülkede hep söylüyorum ya, hukukçu olmaya utanıyorum diye. Hukuki yorum yapmaya utanıyorum diye. Olması gerekeni söylüyorum. Bana BTK, Cumhurbaşkanı, ilgililer, o gün verilen bu kararın hukuki gerekçesini anlatsınlar halkımıza. Niçin bizden bilgiyi saklıyorsunuz? Otoriter bir yapı gerçeği tek elinde, gerçek olarak sunmak istediğini tek elinde tutar ve topluma sadece onu sunar. Bize bir fotoğraf gösterir, bu fotoğrafa inanacaksınız der. Bize bir olay örgüsü anlatır, bu olay örgüsünü anlatacaksınız der. Halbuki adli konularda İdris Bey çok iyi bilir, belki beni destekleyecektir. Adli konularda gerçeği ortaya koyacak siyasi makamlar değil, yargı organları. Tabii. İçişleri Bakanı bana bu olayın nasıl olduğunu izah etmek durumunda değil, yetkisi de yok, görevi de yok. O kolluk olarak olayın delillerini toplayıp yargının ondan talep ettiği, savcılığın talep ettiği işleri yerine getirmektir. Tabii. Efendim bana bir fotoğraf. Bu soruları soramıyoruz başta söylediğim gibi. Şimdi önümüze bir kadın konuyor. Efendim onun üzerinden bir olay örgüsü anlatılıyor. Bir görüntü sızdırılıyor. Ve bunun güvenlik kamerasından olduğu söyleniyor. Hiçbir güvenlik kamerası cepheden resim çekmez. Hiçbir güvenlik kamerasından cepheden resim alamazsınız. Şimdi bunları vatandaşlar sorgulamak zorunda. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı bunları geçin. Olayı hemen bir şekilde izah edip kapatma derdini bırakın. Buradaki asayiş, emniyet, istihbarat zaafınızı anlatın bize. Peki. Nasıl olur bir kadın 40 dakika kamuflaj pantolonlu elinde bir çanta ile uçan kuşun bile orada sorgulandığı, adım başı sivil polisin, adım başı istihbarat elemanlarının bulunduğu İstiklal Caddesi gibi bir yerde bir bankta 40 dakika oturur ve şüphelenilmez.
Ve aynı kadın bir saat sonra, bir saat sonra iki adres değiştirdiği halde kıskıvrak yakalanır. Ve makyajlı bir halde. Makyajlı, tipolojisi farklı. Ve hele ki Ümit Özdağ'ın iddia ettiği doğruysa son 15 gündür istihbarat ve emniyet birimlerinin yoğunlaştığı bir alan sonrası. Bunu söylüyor. Diyor ki bakın 3-4 aydır, çok notlar aldım, 3-4 aydır İstiklal Caddesi ve Taksim civarında bir terör eylemi yapılacağına ilişkin istihbaratın varlığı söyleniyor. Emniyet kabul ediyor bunu. Korkunç. Şimdi böyle bir şey var. Bakın böyle bir şey var. Bu kadın, her kimse, ya velev ki Afrin'den girdi. Velev ki Afrin'den girdi. Bu kadın Afrin'den bu yana 1100 kilometreyi elini kolunu sallaya sallaya nasıl geldi? Kim getirdi? İstiklal Caddesi'ni ne bilir? Taksim'i ne bilir? İstanbul'u ne bilir? Nasıl oraya geldi? Oradan nasıl 40 dakika oturmasına müsaade edildi? Bu zaafları bize anlat. Bunları anlat. Hemen çıkıp efendim bu şudur, 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 Amerika'dır, şudur vesaire diye bilgiyi nokta koyup kesme. En doğal, bakın, korku, terör örgütleri terör eylemleriyle halkta korku ve panik yaratarak varlıklarını sürdürme ve etkin olmaya çalışırlar. Ama bir iktidar, siyasal bir iktidar, anayasal, meşru bir iktidar tam tersini yapar, yapmalıdır. Bilgi akışını rahat ve serbest bırakarak dezenformasyonun, dedikodunun, kirli bilginin ulaşmasını önlemenin yolu iletişim kanallarını açık bırakmak. Hadi iletişimi yasaklıyorsun. Hadi interneti kesiyorsun. Televizyonlardaki yasak ne demek? Niye? Niye? Sorgulamayan bir halktır talep edilen. Dediğim gibi bu otoriter sistemlerin temel düsturudur. İdris Bey'in o şeyine katılıyorum. Endişesine katılıyorum. Emin Bey'de de aynı endişe var. Yani tabii bizim endişemizden farklı olmalı İdris Bey'in ki onunki endişe çok değil. Çok tecrübeli tabii. Çözüm üreten makamda yerde oldukları için onların şeyi farklı olmalı hassasiyeti. Ya bu bir prova mı? Bu bir prova mı? 7 ay sonra bu ülke kader seçimine giriyor. 7 ayı nasıl yaşayacağımız belli değil. Biz daha ne karanlıklar göreceğiz. Önümüzde evet çok doğru, çok haklı bir tepkidir. 7 Haziran 1 Kasım arası yaşadığımız var. Bu ülkenin hafızalarında canlı. Kim ne derse desin. Efendim ben biliyorum, bilmiyorum, onların sorunu, yarın hesap verirler. Ama biz yaşadığımızı biliyoruz. Doğru. Peki önümüzde bir 7 ay daha var. Yani bu bir dejavu mu? Bu bir aynı senaryonun tekrar yürürlüğe girmesi mi? Bunları biz sormayacağız da kim soracak? Bu ülkenin 84 milyon insanı vatandaştır. Ben iktidara sesleniyorum. Vatandaştır. Hiçbirimiz kulunuz, köleniz değiliz. Marabanız değiliz. Aptal ve gerizekalı insanlar değiliz. Sizin tarafınızdan güdülecek kişiler de değiliz. Biz hak ve özgürlükler sahibi, haklarına sonuna kadar sahip çıkan vatandaşlarız. Yaşam bizim yaşamımız. Hayat bizim, gelecek bizim, bizim çocuklarımızın, bizim anamızın, babamızın, torunlarımızın ülkesi burası. Gerçeği ve doğruyu sizin söylediğinizle ikna olacak değiliz. Biz araştıran, sorgulayan, itiraz eden beyinleriz. Öyle yağma yok, öyle yağma yok. İnterneti kapatmakla, erişime engellemekle bu çağda sadece kendi karanlığınıza kendinizi mahkum edersiniz. Böyle bir şey yok. Peki. İzleyicilerimiz... Gökmen Bey, Salim Bey'in söylediklerine bir ilave etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli konulara temas etti. Öncelikle şunu ifade edelim ki İçişleri Bakanlığı'nın görevi hadise vuku bulmadan önce gerekli istihbari bilgilerle bu hadiseleri önlemektir. Hadise vuku bulduğu andan itibaren tabii. Biraz önce görüntülerde de görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir hasta yaralının başındaydı. O andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılıklarının görevi dahilinde bu işler yürür. Yani görevidir tabii. O kolluk o saatten sonra İçişleri Bakanlığı'nın emrinde değil, bizatihi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının emrinde görev yaparlar. Dolayısıyla yine Sayın Şen
6 tane ayrı suç tipi saydı burayla alakalı. Ama asıl burada önemli vurgulamamız gereken hadise, bir nevi iktidar öncesinde ön almak suretiyle suç delillerini karartma suçunu da işliyorlar. Bravo. Sağlıklı bir şekilde hadisenin vuku bulduğu anı, görüntüleri Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya koyacak, nasıl ortaya çıktığını bir şekliyle kamuoyunun bilgisine sunduktan sonra bu değerlendirmelerin yapılması gerekir. Önümüze koydukları ismin gerçek fail olup olmadığını artık burada İçişleri Bakanı ifade etmeyecek. Onu Cumhuriyet'in savcıları iddia edecek. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını da bağımsız mahkemeler yargılama sonucunda ortaya koyacak. Ama siz hem bir davanın iddianamesini yazan hem de sonucunu ortaya koyan konuma kendinizi koyarsanız o takdirde sağlıklı bir yüzleşme olmaz ve burada bir şekliyle algıyı yönetiyorlar. Bu hususa çok dikkat etmek lazım. Biz siyaseten en fazla burada kaygılanıyoruz. Yoksa şundan vatandaşımız emin olsun Sayın Karadağ. Ne yapabileceklerini gayet iyi biliyoruz ve buna dair nasıl önlemler alınacağını da altılı masa vatandaşımızın gönlünü müsterih olsun elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ama yine bir sefer daha diyorum ve buradan sizin aracılığınızla bütün kamuoyuna sesleniyorum. Seçimlerin güvenliği asla ve asla sadece siyasi partilere bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Bu 85 milyonun ortak sorumluluğu altındadır. Bunu bir sefer daha ifade edeyim. Peki efendim. Şimdi ama İdris Bey, siz de hak verirsiniz ki biz bu açıklamalarınıza yer veriyoruz. Seçim Güvenliği Komisyonu çalışmalarına yer veriyoruz. Başka meslektaşlar da yer veriyor. Ama inanın hakikaten kamuoyunun pek çok kesiminde öyle bir şey var ki şüphecilik ve endişe, korku. Ve buna da temelsiz diyemeyiz. Bu ülke neler gördü yani? Bilmem kaç milyon imzasız oyun bir anda oyunun kuralının değiştiğini falan. Kolay kolay gitmiyor. Konuştuğumuz, temas ettiğimiz herkes de eminim siz de bunun farkındasınızdır. Ama tabii ki anlattıklarınız değerli. İzleyicimiz diyor ki, Sayın Seyirciler Twitter'da haber aktif adresinden yazın. Naz Hanım diyor ki, ya diyor internetin erişilmez hale gelmesi sakinleşmeye değil, aksine daha çok kaos durumuna yol açtı. Haklısınız Naz Hanım ya. İnanın yani acaba şu an ne oluyor? Neden bu kadar karartma yaşandı? Örneğin ben Türkiye'de işte Naz Hanım demiş ki neredeyse siyasi İslamcıların ülkeye darbe yaptığını sandım. Samimi olarak paylaşıyor görüşünü Naz Hanım. Mesela şu anda canlı yayın devam ediyor. Rusya'nın atmış olduğu iki tane füze Polonya sınırlarının içerisinde bir bölgeye isabet etmiş. Polonya Başbakanı hem Bakanlar Kurulu'nu hem de Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış Polonya'da. Bakınız bu haber alma özgürlüğü anında sizi başka bir dünyada olup bitenle bilgilendiriyor. Şimdi bu iki tane füzenin oraya düşmüş olması demek yarın piyasaların farklı bir şekilde şekillenmesine sebep olabilir. Bu bilgiyi vatandaş alamazsa kendi önlemini de alamaz. Peki. İfade özgürlüğü gibi, basın yayın özgürlüğü gibi bu alanlar demokrasinin nefes alma borularıdır. Bunları siz ortadan kaldırırsanız nefessiz bırakırsınız bu toplumu. Şu an itibariyle iktidarın yapmak istediği de o. Buna dair somut bir kısım adımlar atılması gerekiyor. Peki. Ve bu önlemleri almamız lazım. Bizim söylediğimiz asla milleti kaygılandırmak için söylenen bir hadise değil. Bir durumun tespiti bakımından bu değerlendirmeyi yapmak zaruretinde hissettim kendimi. Çünkü Seçimin Güvenliği Komisyonu'nun bir üyesiyim. Ve iktidar bunu seçim takvimi belli oluncaya kadar zaman zaman toplumu kaygıya düşürecek bu tür eylemleri bir şekliyle bu tür kısıtlamaları da sürekli olarak yapabileceği kanaati bizde hasıl olduğu için paylaştım. Peki. Ya sayın seyirciler, ben o gün şöyle bir mesaj gördüm. Yani daha doğrusu daha sonra o mesajı gördüm. Ben de çünkü o gün giremedim bir süre. Çocuğunu uyutacak ve çocuğunun çok sevdiği İşte YouTube'da bir şey var, bir şarkı var ya da bir video var, bir ninni var vesaire. Onu açamadı ya. Onu açamadı kişi. Bakın ya bir ne mesaj. Bir rezillikten bahsedebilir miyim yani? Bakın, birkaç izleyici bir görüştü. Peki. Ya Bilgi ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun başkanı ya erişimi bu engelliyorsunuz, interneti kapatıyorsunuz, bütün ülkeyi
karanlığa sevk ediyorsunuz. Sonra kendiniz VPN'den girip... Kapattık ama niye kapattık? Evet ya, kemik atıyorsunuz ya. Peki. Şimdi izleyicimiz diyor ki Engin Şahin, bu işte seçim zamanı VPN falan, şimdi öyle bir niyet varsa internet daralır, VPN'de işe yarayamayabilir. Ondan sonra olay gece sosyal medya daraltılmış, bu konuda Cumhurbaşkanı imzası gerekliyse hakikaten böyle bir imzalı işlemi gören var mı diyor. Yani gören, bilen, duyan var mı diyor. Ondan sonra Ayla Demir, doğru söylüyorsunuz, suç diyorsunuz, bu suçun cezasını kim verecek diyor. Ondan sonra Fatma Tan bakın diyor ki bant daraltma sadece sosyal medyayı etkilemedi ki. Bankacılık işlemleri, online ders yapanlar, şey, internetten efendim yapışacak olan görüntüyü toplatılan her şeyi, tabii, yani internette hayatı, her şeyi etkilemiş durumda hal bu. Şimdi sayın seyirciler, bu Ali Mahir Başarır nerede? Ali Mahir Başarır nerede, programımıza bağlanacaktı? Ali Bey'le yazışıyorum Plan Bütçe Komisyonu'nda. Söyleyeyim mi? Bugün Adalet Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyor. Görüşülüyor. Sanıyorum Adalet Bakanı'na kavga çıkmış. Evet. Kavga evet. Çıkmış. Evet. Ali Mahir de bu yüzden gecikiyor ama yetişmeye çalışacak. Ve o kavgada neler yaşandı, neydi mevzu bize anlatacak. Şimdi şöyle yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında Yeni Akit'in bir manşetiyle, öyle ya hani dezenformasyon deniliyor vesaire şu bu. Önce Yeni Akit'in manşetini verelim mi arkadaşlar? Yeni Akit öyle bir haber yaptı ki, hani Kılıçdaroğlu'nun bir süredir vurguladığı bir söylem var. Kasım ayını bekleyin, Kasım ayını bekleyin. Kılıçdaroğlu patlamayı mı kastetti diye bu yani Akit buna inanması mümkün değil ya bu haberi yapanların. Yani kendilerinin de buna inanması. Bilmiyorum yani, belki de inanıyorlardır yani. O zannetmiyorum bu var ya. Zannetmiyorum. Olacak işte ya. Ya bu çok alçakça. Kemal Kılıçdaroğlu bakın. Ya hakikaten bu, alçakça. Bu manşetle ilgili ne söyledi bir dinleyelim Kılıçdaroğlu. Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu. Herkesin bunu bilmesini isterim değerli arkadaşlarım. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Adalet yürüyüşünde oldu. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi bir terör örgütünü bitirme planını yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin. Herkes. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların, bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez. Haklarını bilecekler. Emin Bey. Kemal Bey'in bu konuşmasını alkışlıyorum. Buradan AKİT'in genel yayın yönetmenini ve diğer kişileri tanıdığım insanlar var. Onlara da buradan bir çağrım var. Ümit Bey'e yaptığım çağrı gibi. Evvela çıkıp özür dilesinler. Dava görülecektir. Çünkü yaptıkları bu manşet yapılacak iş değil. Yani hakikaten yapılacak iş değil. Şimdi en ufak bir saygınlık kazanmaya devam etmek istiyorsa AKİT, en ufak bir saygınlık, muhakkak çıkıp bu manşet için muhakkak surette özür dilemeleri lazım. Adli bakımdan
yürüsün iş. Ama bundan sonra Akit yayın grubunun ciddiye alınıp alınmaması özür dileyip dilemediklerinden ortaya çıkacak. Olacak bu, rezillikti ya. Peki. Ya bu gazetecilik değil. Hayır, hiçbir şey değil. Bu habercilik değil. Hayır. Bu bir basın faaliyeti değil. Bu alçakça bir saldırı. Çok ayıp. Bu tam bir troll faaliyeti. Çok ayıp. Bu yani bir vicdansızlığın, bir ilkesizliğin, bir aklını, vicdanını bir yerlere kiralamış olmanın bir tezahürü. Çok ayıp bir şey. Bu böyle bir şey olamaz. Hakikaten bir alçaklık bu. Buradan varılmak ya ve bunu bu gıybeti, bakın bu iftirayı, bu gıybeti dini değerlere ve dini hassasiyetleri olduğunu iddia eden, onun üzerinden itibar devşirmeye çalışan kişiler yapıyor bunu. Siz hakikaten kirlisiniz ya. Siz hakikaten karanlık vicdanlara sahip kişilersiniz. Bu nasıl böyle bir iftira? Peki ben şimdi buradan soruyorum. Ne oldu dezenformasyon yasası? Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu ne oldu? Hani buyurun işte en güzel örneği. Bundan daha halkı yanıltıcı bilgi olur mu? Yani Rütük ne yapacak? Evet, bu konuda? Ne yapacaksınız kardeşim? Bizi sabahtan akşama kadar dinleyip ağzımızdan ah şu çıktı, şah bah bu çıktı deyip tepemizde demokrasinin kılıcı gibi sallanan, efendim ona para cezası, buna yayın kapatma, buna yayın durdurma cezası veren Rütük. Bunlara ne yapacaksınız ya? Bize ceza verebilir. BTK bunlara Salim ne Bey, yapacaksınız Salim ya? Salim Bey şimdi Akit'e alçak malçak dendi diye bize ceza verirler. Ben bakın bu bir alçakça iftiradır. Bu bir alçakça yönlendirmedir. Elinizde bir kanıt mı var? Elinizde bir bilgi mi var? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden soru sorduk diyecektir. Algı yaratıyor, algı yaratıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu PKK'yla, terörle bu şekilde ilişkilendirecek bir algının peşinden koşuyor. Peki. Ya bu hakikaten alçakça bir eylem. Peki. Vallahi ortalık karışık. Ali Mahir beni arıyor ama yayında açamadım. Feci kavga var diyor. Şimdi hemen bir haberleşelim onunla. Ceyda Karan çok kıdemli dış haberci. Sputnik'te program yapıyor düzenli olarak. Az önceki o füze işiyle ilgili bana bir takım bilgiler göndermiş. Sayın seyirciler bir aramız var. Ne olur ayrılmayın aradan sonra. Mahir Adalet Bakanı Ali Mahir'e bağlanmaya çalışıyor arkadaşlarımız şu anda. Bir de aradan hemen önce konuştuğumuz bu işte füze meselesiyle ilgili çok tecrübeli bir dış habercidir. Gazeteci, yazar Ceyda Karan. Füze işi bizimle böyle bir izlenimini paylaştı. Füze işi tam öyle değil benim anladığım diyor. Galiba Ukrayna Rusya'nın enerji sistemine hedef alan füzeleri düşürmeye çalışırken Polonya topraklarını vurmuş. Pentagon henüz doğrulayamıyoruz, spekülasyon yapamayız dedi. Rusya'nın Polonya'ya saldırısı gibi değil diyor bu durum. Yine de net bilgiler sonra gelir. Ondan sonra bu şekilde hani Rusya'nın da iddiaları reddettiğini, Pentagon'da temkinli olduğunu söylüyor. Ceyda'nın da kişisel şeyi kanısı yani Rusya'nın Polonya'yı vurduğunu zannetmiyorum. Ukrayna hava savunmasının işi olabilir diyor. Onun vurduğu bir füze parçası düşmüş yahut işin içinde işte bir operasyon, yanıltma operasyonu olabilir diyor. Bu kendi kanısı ama aktardığı olguları da ayrıca teşekkürler Ceyda Karan. Şimdi evet Ali Bey'i arayalım. Merak ettik bu kavga neyin kavgası. Yani bu kavga neyin kavgası derken bu evet komisyondaki kavga neyin kavgası onu merak ediyoruz. Gürsel Tekin demek ki suç duyurusunda bulunmakta haklı BTK ile ilgili olarak onu takip edecek. Yeni Akit'in hemen manşetini konuşmuştuk ve Kılıçdaroğlu'nun ona yanıtını konuşmuştuk. Yani Kasım'ı bekliyorum efendim işte Kasım bekliyorum söylemiydi bunu. Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekliyorumdan kastınız bu saldırmaydı diye. Böyle bir çarpıtmayla bir şey yaratmaya çalışmak. Ali Mahir Başarır bizimle birlikte. Sayın Başarır merhaba. Merhabalar. Ali Bey ne oldu? Karıştı mı ortalık? Biz çok daha önceden bağlanacaktık. Bağlanamadınız. Bana da bilgi atıyorsunuz. Evet. Ne oldu? Komisyondaki işte adalet bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken tabii herkes Adalet Bakanlığı'na sorular sordu.
Yalova ile ilgili bazı şeyleri söyledim, açıkladım. Ben konuşurken tabii laf atan bir bakan vardı. Ondan sonra en son sözü aldı. Konuşurken işte ahlaksızsın gibi kelimeler şahsıma kullandığı zaman da ben de gerekli cevabı verdim. Çünkü Adalet Bakanı'na bir sürü şey soruldu. Yani 2011'den bugüne kadar FETÖ için söyledikleri, ben şunu sordum mesela, yani bugün sizin söylediklerinizi, FETÖ'ye öven cümleleri kullanan öğretmenler ya da memurlar ceza aldı, hüküm giydi, Silivri'de kovuş mu mescidi? Ama beyefendi siz Adalet Bakanısınız, böyle şey olur mu dedim. Ya da bana fezleke geliyor dedim, ama dedim bu ülkede mali mala gelmiyor dedim. Ya da 5 milyon dolarlık bir rüşvet sözleşmesi var dedim. Bununla ilgili tek bir şey yok. Böyle adalet olur mu? Sorduğumuz şeyler bunlar. Yalova'da mahkeme basmadığımızı, zaten mahkemede olduğumuzu, mahkemeyi terk ettiğimizi, ama siz bir Adalet Bakanı olarak trollerin hazırlamış olduğu gizli çekimle derme çatma bir videoyla alelacele açıklama yaptığınızı. Oysa size yakışan mahkemeden tutanakları alırsınız. Hakim ne demiş? Biz ne zaman duruşmaya girmişiz? Ne zaman çıkmışız? Karardan sonra mı çıkmışız? Bunlara bakmanız lazım dedim. En son söz aldı. İşte ahlaksızsın dedi. Sen dedi kabadayılık yapamazsın. Sana haddini bildiririm gibi cümle söyleyince ben de tabii sert bir şekilde gerekeni söyledim. Tüm arkadaşlarımız söyledi. Özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ama özür dileyecek bir Adalet Bakanı yok. Yani bu Adalet Bakanı çıktı. Türkiye'de adalet var dedi. Türkiye'de mahkemeler gayet iyi görevini yapıyor dedi. Tarafsızdır dedi. Mehmet Moğolta'ya kadar gitti. O dönemde dedi bir sürü dedi taraf hakim alındı. Ama biz de şunu söyledik ona. Onların hiçbirisi bu meclisi bombalamadı. 3000 tane hakim terörist sıfatıyla yargılanmadı. Yargıtay 160 tane FETÖ'nün vermiş olduğu blok liste hakim olarak atanmadı. Bunları söyledik. Kendisi bana göre haddini aşarak, terbiye sınırlarını aşarak hakaretlerde bulundu şahsıma ve Adalet Komisyonu yaptı, Anayasa Komisyonu yaptı bence bunu. Yakışmıyor çünkü biz oraya gelen bakanlardan adaletle ilgili, İçişleri Bakanı'ndan iddialarla ilgili cümleler duymak istiyoruz, sorularımızın cevabını almak istiyoruz. Niye hukukun üstünlüğü endeksinde İşte 140 ülkeden 116. sıradayız. Bunun cevabını almak istiyoruz. Ama onlar bize hakaret ediyor. Bir anlamda muhalefeti tahrik ediyor. Ve böyle bakanlık olmaz. Olmaz. Yani bir komisyonun perdenin arkasında 50 tane korumanla sen gelip orada her istediğin lafı söyleyemezsin. Haddini bilmesi gereken birisi varsa bence bu ülkedeki bazı bakanlardır. Meclisi içe sayan, meclisi yok sayan, adaleti hukuku yok sayan bakanlardır. İşte Cuma günü İçişleri Bakanı gelecek. Bugün İtalya'da... Cuma günü İçişleri Bakanı mı geliyor komisyona? Evet. Aynı şeyleri yapmaya çalışacak. Bak mesela en son olan İtalyan bir uyuşturucu baronu Antalya'da yakalanıyor. BBC haber yapıyor bunu. Bunu dünya basını haber yapıyor. Ben bunu bu İçişleri Bakanı'na sorduğum zaman bana hakaret ederse ben nasıl karşılık vermeyeyim? Yani gelen bakanlar hukuku, iç tüzüğü, meclis kültürünü, adabını içe sayarak dalga geçiyorlar. Ben Adalet Bakanı'na tam 3,5 yıl önce 2019 seçimlerinden hemen sonra Osman Öcalan'ın mektubunu götüren o profesör, sosyolog, Tunceli Üniversitesi'ndeki işte bölüm başkanının hangi usule göre, hangi yönetmeliğe göre, cezaevlerindeki görüş yönetmeliğine göre verildiğini sordum. 3,5 yıldır cevap vermemiş. Ben bugün 3 tane usulsüz ihaleyi Adalet Bakanlığı'ndaki, bakın Yargıtay binasındaki, Danıştay binasındaki Sayıştay'ın tespit ettiği 3 tane usulsüz ihaleyi sordum. Bunu cevap vermektense bana ahlaksız diyorsa ben ne diyebilirim artık? Şimdi Ali Bey, yani Adalet Bakanı'nın geldiği komisyonda bu kadar tansiyon yükseldiyse, bu kadar kavga olduysa, bu kadar tartışma çıktıysa, Cuma'da İçişleri Bakanı mı geliyor komisyona? Cuma'da İçişleri Bakanı geliyor komisyona. Yine orada arkadaşlarımız da olacağız. Bakın biz soru soruyoruz. Biz gayet net bir şekilde sorular soruyoruz. Yalova'daki hukuksuzluğu soruyoruz. Yalova'daki gerçekleri anlatıyoruz. Yani çıkıp o Adalet Bakanı
oradaki video kayıtlarını alır. Hakim bize hakaret etmiş mi, etmemiş mi, bunun cevabını verir. Usulsüz ihalelerin cevabını verir. Ha, bir itirafta bulundu yalnız. O çok kıymetliydi. Yarın bunu paylaşacağız. Fethullah Gülen'le ilgili söylediği cümleleri ilk kez şunu söyledi bakan. Keşke söylemeseydim dedi. İlk kez. Bekir Bozdağ ilk kez Fethullah Gülen'le ilgili cümlelerini kabul etti. Keşke söylenmemiş olsaydı. Siz keşke onun, Ali Bey, siz Bekir Bozdağ'ın Fethullah Gülen'le ilgili geçmişte söylediği hangi sözleri hatırlattınız komisyonda kendisine? Bir, Fethullah Gülen işte iyi bir adamdır. Onunla AK Parti arasında fitne sokamazsınız. Türk olimpiyatlarında tarihin en büyük şeyin toplayan Fethullah Gülen'e selam olsun. Bunu eleştiren rahmetli Kamergenci çıkıp sen Allah sizi taş yapar. Bunların hepsini tek tek yüzüne söyledik. Ve bunu söyleyen bu ülkedeki bir öğretmen, bunun %1000'ini söyleyen bir memur cezasını aldı. Bugün infazını çekiyor ve dediğim gibi cezaevlerinin birinde komşu müvessili belki. Ama siz bunu söylediniz ve Adalet Bakanı'nısınız. Bu ne, doğru mu dedi? Ne dedi? Bunları hatırlatınca Bekir Bozdağ ne dedi? Önce tabii konuşmasının bir bölümünde bunlarla ilgili evet söylendi dedi. O zaman suç örgütü değil dedi. Keşke söylemeseydim dedi. Ama bunu keşke söylemeseydim, ceza kanununda keşke yapmasaydım diye bir şey yok. Bugün bunu bir öğretmen diyemiyor. Bugün bunu askeri okuldaki öğrenciler diyemiyor. Ama beyefendi bunu diyebiliyor. Ceza kanununda böyle bir keşke söylemeseydim. İyi adam öldü. Keşke yapmasaydım. Hayır, böyle bir şey yok. Zaten bakın yargıdaki en büyük sıkıntı kuralların, yaptırımların eşit olarak 85 milyona uygulanmaması. Salim Şen'e, İdris Şahin'e, Emin Şirin'e bana uygulanan hukukla beyefendilere uygulanan hukuk aynı değil. Benim isyanım, bizim isyanımız buydu. Bize ahlaksız, bize hadsiz, işte kabadayılıktan bahseden ve size hak bildirmek benim görevim diyen bir bakan vardı. Ama en sert şekilde tepkimizdeyiz yine komisyonda. Cuma günü komisyona geldiğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ne soracaksınız? Hepsini tabii burada sıralamayın da en çok yani neyin yanıtını isteyeceksiniz kendisinden? Şöyle söyleyeyim, geçen komisyonlara bunu sorduk. 10 bin dolar alan siyasetçiden, Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharından, Türkiye'de uyuşturucu baronlarıyla verilen resimlerden, niye haftada 5 bin tane uyuşturucu satıcısının yakalanmasından, niye baronların Türkiye'de bulunmasından, Sırp mafyanın, Afgan mafyanın, İtalyan mafyanın niye ülkemizde olmasından hiç sorumluluk duyup duymadığını soracağız. Yani sizin televizyonlarda aslında, sizin programlarda konuştuğunuz herkesin merak ettiği şeyleri soracağız. Buradaki önemli, yüz yüze buluyoruz bu bakanları ve yılda bir kez buluyoruz. Ve onlardan çok şey istiyoruz ama samimi bir cevap istiyoruz. Ama vermiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Geçen bütçede Süleyman Soylu, Bursa milletvekilimiz Erkan Aydın'a çok özür diliyorum, şerefsiz dedi. Benim aileme küfretti. Zehirli bir yılansın dedi. Neler söyledi? Peki bakana suç işleme özgürlüğü mü var? Bugün Bekir Bozdağ bana ahlaksız diyecek. Ben dediğim zaman dava açılacak. Sen nesin? Senin üstün bir niteliğin ya da bizim bilmediğimiz koruman mı? Senin insanlara hakaret etme özgürlüğün mü var? Ben hesabımı veririm. Bak aynen söyledim. Ben beni fezlekeyle tutuklamayla tehdit ediyor. Ben işte benim yanımda bunu söylediğinde Tunca Özkan vardı. 5 yıl yaptı. Ben giderim aslanlar gibi bir yaptırım varsa 6 ayda cezaevinde kalırım. 1 yılda kalırım. Biz talimliyiz. Ama o beyefendi günün birinde bu yaptıklarının hesabını verdiği zaman o talimli değil ve dayanamaz. Peki. O yüzden bu adalet herkese lazım, hepimize lazım. Adalet bir partinin tek elinde değildir. Peki. Bunu anlat. Ali Bey, yani az kalabileceksiniz. O yüzden son olarak veda etmeden şu konuda da yorumunuzu rica edeyim. Çünkü hani bir CHP'li olarak sizden yorum almak isterim. Biz az önce Yeni Akit'in Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı o manşeti konuştuk ve o manşete Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında verdiği yanıtı konuştuk. Yeni Akit Kılıçdaroğlu'nu adeta Kasım ayını bekleyin, Kasım ayını bekleyinden kastınız.
bu patlama mıydı şeklinde böyle anlaşılacak bir manşet atmıştı. Bu manşetle ilgili de görüşünüzü alayım, öyle veda edelim. Hemen söyleyeyim efendim, bakın bu konuda ağır bir açıklama yaptım. Bugün Yeni Akit beni de haber yaptı. Bu kanalları bizim kanallar olarak, sizin kanalları, bu tarafsız onurlu kanalları kastederek kendi çöplüğünde konuşma. Gel benim kanalımda konuş dedi. İşte bu kadar hadsizleşen bir televizyon kanalına çöplük diyecek kadar kirli bir medya. Ama yazıklar olsun ki bu Akit TV, Akit gazetesi uyduda yayın yapıyor. Ve bir tek ceza almadı bugüne kadar. Akit TV ile ilgili icra takibi yapamıyorsunuz tazminatlarla ilgili. Bu kadar korunuyor. Bu nasıl bir cümledir? Bu nasıl bir şeydir? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir terör eylemi oldu. Bir partinin ilçe başkanının telefon görüşmeleri çıktı, iddia ediliyor. Bugün maazallah herhangi bir muhalefet partisinde bunlar olsa Türkiye yıkılırdı. Bu Akit gazetesinin yapacağı haberleri, Sabah gazetesinin yapacağı haberleri, yargısız infazların hepsini biliyorum. Bugün bu konuşulmuyor ama. Bu konuşulmuyor. Bakın o ülke başkanı gerçekten yaptığı savunma gibi suçsuz da olabilir ama suçlu da olabilir. Sonuçta bir görüşme, bir gözaltı, bir ifade var. Şimdi bunları yazmayan, bunları yazamayan ve sürekli muhalefeti, altılı masayı suçlayan bir iktidar var. Ben şunu bekliyorum mesela. Taksim'deki saldırı hepimizin içini yaktı. İşte PKK mı o mu? PKK'nın lanet olsun, lanet bir terör örgütüdür. PKK bunu yapmamış olması önceki eylemlerini mi meşrulaştıracak? Hayır. Her eylemini lanetliyorum. Ama ben İçişleri Bakanı'ndan sağlıklı, net, nereden bu saldırının, devletten bunu beklemek benim hakkım, bizim hakkımız. Ve İçişleri Bakanı çıkıyor, her zaman yaptığını yapıyor. İlk gün açıklamaları yapıyor. Ondan sonra olayın bambaşka olduğunu görüyoruz. Mersin'de olduğunu. İşte 85 milyon bunu hak etmiyor. 85 milyon böyle bir basını hak etmiyor. Kasım'da ne olacak? Kasım'da işte toplantılarımız var. Ne olacak? Yani bunu söyleyebilmesini bir insanın, bir yayın organının, bir yayın yönetmeninin anlamıyorum. İnsan olabilen böyle bir şey söylemez. Ama söylüyor. Bir yaptırımı yok. Peki Akit'e biraz ağır eleştiride, hakarette bulunsak burada TR1 kapanacak. Ben böyle bir ülkenin adaletine isyan ediyorum işte efendim. Peki. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da beş para etmeyen bir dil dedi bu şey manşet için. Şimdi şöyle yapalım. Bakın hani Akit bir olayı çarpıtıyor. Kılıçdaroğlu'nun Kasım'da açıklayacağı hikayenin zaten pek çok ipucu ortaya çıktı. Yani özellikle son dönemdeki yurt dışı gezileriyle birlikte oradan çıkan verileri de paylaşacağı bir takım programlar açıklayacak. Böyle bombalar falan değil. Ama Kasım'la ilgili başka bir beklenti daha oluştu. Bu son altılı masanın 8. toplantısıyla birlikte 28 Kasım bekleniyor. Orada ne olacak, ne bitecek? O konuda da görüşünüzü alarak veda edeyim. Ama Emin Şirin, Emin Bey önünüzde ne var metin olarak? 6 siyasi parti genel başkanının 14 Kasım'da yaptıkları toplantıyla ilgili açıklama var. Son toplantının açıklama. Orada belli yerleri işaretlemiş vaziyettesiniz. Evet. Onlar ne için? Dikkat çekmek için mi? Övmek için mi? Eleştirmek için mi? Bir kere öğrenmek için. Peki. Yani bu altılı masanın toplantıları önemli toplantılar. Hı. Muhalefetin bel kemiğini teşkil ediyorlar. Dolayısıyla konuşmaların haricinde ben yaptıkları açıklamaları hakikaten gayet dikkatle okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Bu seferki de çok dikkat çekici. Ana hatları itibariyle nasıl gördüğümü müsaade ederseniz paylaşayım. Bunlara baktığım zaman, bunu söylediğim zaman tepki geliyor bana biraz ama bu 6 siyasi partinin bu açıklamaları daha ziyade bir koalisyon ön protokolü mahiyetinde. Yani bir koalisyon kuruyorlar, görüntüsü var. Türkiye'yi müşterek idare edeceklerini, işte ana konuların altında 60 konuyu bir sistem içinde mütabık kaldıklarını açıklıyorlar. Bunda çok müspet tarafları olduğu gibi beni endişeye sevk eden taraflar var. Müspet tarafı ne? 6 partinin oturup konuşuyor olabilmesi, bugünkü bizim demokrasi tarihimizde nadir görülen işlerden bir tanesi. Bu önemli.
Onun için beraber konuşmalarını hakikaten çok takdirle karşılıyorum. Ki bu masaya oturanlar illaki bu masaya oturmaktan fayda da sağlamış vaziyette değiller. Yani altın masaya oturdukları için bazı partiler kendi önlerini de kapattılar ve büyüyemediler yeteri kadar. Masada doğrusunu isterseniz fazla büyümedi. Bu iyi tarafı. Eksik gördüğüm tarafları, İdris Bey de bizi dinliyor, eksik olmasın. Kendisine de hakikaten teşekkür ediyorum bu seçim işlerinde yaptığı çalışmalar dolayısıyla. Burada çok ciddi sıkıntılar var. Birincisi Cumhurbaşkanı seçimi için, Cumhurbaşkanı aday tespiti için şöyle bir sıkıntı var. O kadar senaryosu yazılmış bir konuda aktörlük yapacak bir insanı arar haldeler. Yani her şeyi biz karar vereceğiz. Hı hı. Bu kararları olduğumu gibi bir sistem içine oturtacağız. Sonra da birini seçeceğiz. O seçtiğimiz kişi de kendi fikirlerine değil, burada verilmiş kararları savunacak. Bu seçmen psikolojisi açısından çok sıkıntılı bir iş. Eğer masanın içinden birini aday göstereceklerse bu nispeten yapılabilir bir iştir. Ama masanın dışından bir aday gösterilecekse bu seçmen psikolojisi açısından son derece yanlıştır. Kimi masa dışından birini seçecekler ise onu şimdiden davet etmeleri lazım. Bu yaptıkları 60 maddelik çalışmaya onun da fikirlerinden katkı sağlaması lazım. Çünkü bu sistemin değişeceği iddia ediliyor ama bu sistem değişmeyebilir de. Yani mecliste 360 kişi asgari olarak sistemin değişmesine el kaldırmazsa bu sistemle 5 sene idare edecek bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Muhalefet o bakımdan masanın içinden değil dışından birini seçecekse bunu bir an evvel getirip bu çalışmalara 7. kişi olarak katsın. Buna İdris Bey'in partisinin başkanı Ali Babacan sonunda biz bunu çağırırız dedi. Bu çok geç. Yani bu konuşulmuş veya kararlaştırılmış bir senaryoyu oynayacak bir aktörün getirilmesi gibi bir durum olur ve çok geç kalır. Masa dışıysa geç kalmadan bunu bir an evvel getirmeleri lazım. Esas benim sıkıntım burada. Geri kalan konularda fikri ayrılıklarım var. Ben mesela bu parlamenter rejimin kuvvetler ayrılığını getireceğini, nasıl getireceğini hala anlamış vaziyette değilim. Çünkü parlamenter rejimin esas itibariyle yürütmenin yasamayla birlikteliğine dayanan bir sistem. İçinde milletvekilliği yaptım. O sistemin içinde milletvekillerinden sadece ve sadece hükümete güven oyu verirken bir şey bekleniyor, inisiyatif bekleniyor. Onun haricinde bir inisiyatif gösterirseniz parti disiplininin dışına çıktığınız için başınıza gelmeyen kalmıyor. O bakımdan o sistem konusunda çok ciddi bir sıkıntılar var. Demin İdris Bey de bir şey söyledi. Güçlendirilmiş parlamenter rejime inanan veya destekleyecek olan kişiler seçim işbirliğine bize gelsinler diye. Ben şahsen güçlendirilmiş parlamenter rejimi destekleyen biri değilim ama seçim güvenliği konusunda da işbirliği konusunda sonuna kadar sizlerin yanınızdayım. Bir seçmen olarak ve eski bir milletvekili olarak. Şu anayasa teklifinizi de bir an evvel bekliyoruz. Çünkü hakikaten parlamenter rejimin içinde yasamayla yürütmenin ayrılığını nasıl temin edeceksiniz? Merakla onu da beklediğimi buradan söylemek isterim. Peki. Efendim İdris Bey şunu rica edebilir miyim anlayışınıza sığınarak? Özellikle bu... buyurun Ali Bey, ayrılmanız mı gerekiyor? Evet, ben geçmem gerekiyor. Eğer izin istesem. Çünkü kavga mı var yine içeride? Allah kolaylık versin. Ama geçmem lazım. Peki. Çünkü yapıyor. İzin verirseniz tamam, ben tamam. Müsaade... Estağfurullah. Müsaade sizin. Buyurun Ali Bey. Saygı teşekkür ediyoruz. Bu akşam da böyle oldu. Kavgalı bir meclis komisyon ortamı. İdris Bey, Emin Bey'in söylediği o güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili konu, siz de tahmin edersiniz ki çok geniş bir konu. Yani oraya ayrı girerse bir zaman, ayrı bir zaman. Biz konuğumuzun bu yorumunu aldık. Ama sizden hakikaten şu konuda yani en çok insanların merak ettiği konu. Bir, Kasım'da ne olacak, 28 Kasım? İki, Hüseyin Baş'ı almadınız mı? Niye almadınız BTP'yi?
O cevap şimdi, vermeden bir şey söyleyeyim, iyi ettiler. Aslına bakarsanız bakın çok güzel bir program oluyor. Şirin Bey'in sorduğu sualler de aslında bam telinden sorular. Asıl konuşulması gereken konular bu. Mesela siz diyorsunuz ki Hüseyin Baş'ı niye almadınız? 11 aydır çalışan onlarca komisyon var. 6 lider ayrı ayrı çalışmışlar. Doğru. Sonuç aşamasına gelinmiş. Hemen hemen nasıl ve neyi ortaya koymuşlar. Evet. Kimi konuşulacak noktaya geldiği bir aşamada sizler Hüseyin Baş'ın alınıp alınmamasını biraz önceki sorulardan daha medyatik buluyorsunuz. Ratingi, ratingi var İdris Bey. Daha çok olması gerekliliğini ifade ediyorsunuz. O yüzden bu konuda biz son derece nettik. İlk bu gündeme geldiğinde bu masanın çalışma usullerini hatırlattık. Dedik ki biz istişareyle, müzakereyle ve mutabakatla karar alınıyor. Sonuç itibariyle bir değerli genel başkanımızın bu konuyu gündeme getirecek olmuş olması elbette ki kendisi açısından önemlidir. Ama biz mutabakatla bu kararın çıkmayacağı noktasında bir görüş beyan ediyoruz demiştik Deva Partisi olarak. Ve masadan da benzer şekilde bir karar çıktı. Olgunluklarından dolayı ve yapıcı yaklaşımından dolayı da bütün siyasi parti temsilcilerine, başta sayın genel başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalar ete kemiğe bürünmüştü. Artık sayının çoğalmasından ziyade işlevinin ve bir an önce toplumun beklentileri olan ortak söylem gibi, geçiş sürecinin yol haritası gibi konularda sonuca odaklı olarak bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Demin bir şey söylediniz. Bakın AKİT'le alakalı son reklamdan bu yana hiç söz imkanı gelmediği için bir şey söyleyeyim. Ama şunu uygun görürseniz ifade etmek isterim Sayın Karadağ. Hayatınızdan bazı kötü şeyleri çıkartmadığınız müddetçe mutlu olmanız mümkün değil. Doğru. Kötüleri hayatımızdan çıkartmak lazım. Bunları konuşmamak lazım. Gerçekten yaptıkları işin gazetecilikle uzaktan yakından bir alakası yok. Medyacılıkla uzaktan yakından bir alakası yok. Bir partinin genel başkanına ve Cumhuriyet'in kurucu partisine, genel başkanına bu sözleri söylemiş olmak gerçekten çok çirkin bir davranış. Dolayısıyla benim tavsiyem acizane sizlere bu ekranlardan bunların adını anarak meşrulaştırmanın bir anlamı yok kamuoyunun. Çoğu sizin izleyiciniz siz anlatmadığınız takdirde emin olun o medya kuruluşunu bilmiyor ve seyretmiyor da. Bunları çok da fazla işin açıkçası işin merkezine almanın kimseye bir faydası yok. Çünkü şeytan taşlamaktan iş yapmaya vakit bulamıyoruz. Burada vatandaşın somut beklediği mesela hadiseleri anlatmamız gerekiyor. Sayın Emin Şirin'in ifade ettiği sayın vekilimizin senaryo yazılmadan da aktör bulunmuyor. Onu özellikle ifade etmem lazım. Önce bir senaryo yazacaksınız. O senaryoya göre de bir oyuncuyu, aktörü ortaya koymanız gerekiyor. Niçin koymanız gerekiyor? Çünkü biz geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz hadise, yani Cumhurbaşkanı adayının ortaklaşa kararlaştırıldığı andan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar ki sürecin bu sistemle yürüyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sistem çok büyük yetkiler veriyor Cumhurbaşkanı'na. Bizim amacımız altılı masada katılımcılık esasına göre ve yetki paylaşımı çerçevesi içerisinde seçilecek Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönetmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu yetkilerle kim gelirse gelsin, Sayın Erdoğan'ın dışında bir isim de gelse güç yozlaştırıyor, mutlak güç de tamamen yoldan çıkartıyor. Dolayısıyla onun bir çerçevesi çizilmesi gerekiyor. O çerçeve çizildikten sonra da aday umarım ve isteğim de odur ki altılı masanın içerisindeki liderlerden birisi olsun. Ve çok rahatlıkla bu katkı sunduğu çalışmaları da bir bu çerçeveyi de net bir şekilde bildiği için uygulamakta sıkıntı çekmesin. Doğru. Ola ki dışarıdan gelecek olursa da elbette ki bu çalışma kendisinin önüne konulmalı ve kendisinin de söyleyecekleri ve katkısı bu çalışmaya mutlaka ve mutlaka sunulmalı. Aksi takdirde siz karşınızdaki aday olacağını, bakınız ben çok netliğiyle söylüyorum, bir hukukçu olarak mevcut anayasaya göre Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağı kanaatindeyim. Ama her türlü şartları zorlayacak yine karşımıza aday olarak çıkabilir mevcut Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla. Dolayısıyla onun karşısına çıkartacağınız adayın tamamen sembolik bir aday olabilmesi asla mümkün değil onun karşısında seçim kazanmak açısından. O yüzden güçlü ne yaptığını bilen, siyaseti bilen,
ve vatandaşa da dokunabilecek, söylemleriyle dokunabilecek. Sadece onun değil, aynı zamanda çevresinde nasıl bir ekiple yarın bu ülkeyi yöneteceğini de toplumun önüne net bir şekilde koymamız gerekiyor. İşte geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz husus o. Cumhurbaşkanı ve etrafında nasıl bir ekip, nasıl bir yapıyla bu seçimlerde Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkacak. Bunları ortaya koymamız gerekiyor. O nedenle 28 Kasım son derece önemli. Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışma metnimizin artık ete kemiğe bürünmüş halde mevcut anayasada hangi hususlarda değişiklik yapılacağına dair temel hak ve özgürlüklerden tutun yürütme sistemine kadar. Mesela Sayın Şirin'in ifade ettiği husus son derece kıymetli ve değerli. Birlikte çalışma imkanını bulamadık ama ben kendisinden sonra parlamentoda görev yaptım. Gerçekten bu siyasi partiler yasasına ve seçim yasasına bağlı kalınarak eğer parlamento şekillenecekse asla ve asla yürütmeyle yasamanın birbirinden ayrı hareket etmesi söz konusu olamaz. O nedenle işte altılı masa bu anayasal ve yasal reformlar başlığı adı altında şu an itibariyle çalıştığı yasalardan birisi seçim yasası, diğeri siyasi partiler yasası, bir diğeri iş tüzük. Eğer siz siyasi partilerde parlamentoya seçilecek milletvekilini özgür kılmazsanız, genel başkanların iki dudağı arasında bırakırsanız, yürütmeye seçilecek olan kişi her daim parlamentoyu şekillendirir ve parlamentoyu etki altında bırakabilir. O yüzden bu kadar örneğimiz var, geçmiş tecrübelerimiz var ve bunlardan bir sonuç çıkartarak parlamentoyu da özgür kılabilecek bir kısım düzenlemeler yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı merakla bekliyoruz. Nihai metinler olmayacak Sayın Karadağ. Tamam. Bu metinlere de, değişikliklere de dışarıdan her türlü katkıyı, mesela Sayın Salim Şen çok önemli bir hukukçu, gördüğü yaşadıklarını mutlaka bu çalışmalar gerçekleştirdikten sonra Sayın Emin Şirin ifade edebilir. Bizlere de şu anda belirli bir gizlilik içerisinde arkadaşlarımız bu çalışmayı yapıyor. Demin seçim güvenliği komisyonu nasıl hareket edecek diye bir kısım açıklamalar yaptık. Sosyal medyadan diyorlar ki Sayın Vekilim niçin Sayın Şahin'i konuşturtuyorsunuz? İktidara karşı alınacak önlemleri mi burada ifade ettireceksiniz diye. Bazı şeylerin tabii ki söylenme yeri ve zamanı var. İnşallah o zaman 28'inde çok güzel bir şekilde benim düşüncem güzel bir takdim olur. Peki. Merakla. Liderler bu anayasa değişikliğiyle ilişkin çalışmayı kamuoyuyla paylaşmaları belki liderler paylaşabilir. Belki de bu çalışmayı yürüten genel başkan yardımcılarımız paylaşabilir. Peki. O yüzden 28'i çok önemli bir gün. O gün diğer konularda da mesela ortak çalışma gruplarının 60 maddede ortak bir söylem birlikteliği noktasında iş güvenlikten dış politikaya, ekonomiden tarıma pek çok alandaki bu çalışmalarının da o gün hemen hemen ete kemiğe büründüğünü göreceksiniz. Artık bundan sonraki süreçte neyi ve nasılı değil, kimi konuşacağımız günler çok yakın. İnşallah, güzel bir tercihle de milletimizin önüne 13. Cumhurbaşkanı'nı aday olarak altılı masa olarak çıkartmayı hedefliyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. İdris Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Ancak İdris Bey, vallahi haberiniz olsun. Hüseyin Baş kararlı. Ronaldo'yu çok seviyor ve sürekli Ronaldo'nun fotoğraflarıyla poz veriyor. Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşürken Ronaldo'nun fotoğrafı paylaşıp 7 yazmıştı. Şimdi de beklediği sonuç bu toplantıdan çıkmayınca sakin diye Ronaldo'nun böyle sakin işaretini yaptığı bir şey var. Bir beden dili var. Onu paylaşmış. Sayın Karadağ, biz de Sayın Hüseyin Baş'ı çok seviyoruz. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Tamam. Yani siyasete renk getiren bir genel başkan. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de farklı birliktelikler olabilir. Biz sadece altılı masanın çalışma usulleri noktasında geldiği aşamada dikkate alınarak masanın genişlemesinin çok doğru olmayacağını düşünüyoruz. İkincisi de deminki bir konuda mesela keşke Ali Mahir kardeşimiz burada olsaydı. Ben kendisini çok seviyorum. Çok heyecanlı. Yiğit öfkesini yenendir diye bir söz var. Özellikle mesela Yalova'da İdris Bey süren bitti. Haklı olan bir belediye başkanımız, bir belediye başkanına çok büyük bir haksızlık ve zulüm yapılıyor.
Ama ona yapılan zulüm bu hareketlerin gölgesinde kalıyor. Peki. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Tamam. İdris Bey çok teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, izleyicimiz diyor ki ondan sonra şöyle söylemiş. Nerede şey yapmadım? Bak şimdi yakalamıştım. Ha, Talat Aygun hala aynı şey. Net olarak diyor, seçim gecesi BTK bant daraltırsa ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak bu işler diyor. Evet, izleyicilerimiz haklı olarak bu konudaki meraklarını biz dile getiriyorlar. Emin Şirin, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakkınız için ayağınıza sağlık. Sağ olun. Yeniden bekleriz. Sayın seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan bizimle birlikte olacak. Bir de kendisine soracağız. Bugün de mi? Ve seçime dair sözleri, anlatacakları, tavırları ne? Merhaba. Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu dilimde bizimle birlikte. Sayın Okuyan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi sosyalist güç birliği ile ilgili sorularımız olacak. Nihayetinde siz bir ittifak kurdunuz. Türkiye Komünist Hareketi, Devrim Hareketi ve Sol Parti ile birlikte. Ki merak ediyordu başlangıçta acaba HDP'nin de yer aldığı, işte tipin de yer aldığı o yapıda mı bir araya gelecektiniz diye. Öyle olmadı. Onu konuşacağız. Bir de şunu da az çok okuyoruz. Yani hani seçime yönelik perspektifiniz, hani ittifaklardan, efendim milletvekili hesabından vesaireden daha başka bir zeminde yürüyor. Daha başka bir tavrın peşindeyiz. Onu biraz detaylandırmanızı rica edeceğiz. Daha iyi meseleyi anlayabilirim diye. Ama gündem çok sıcak. O yüzden öncelikle sıcak gündem başlıkları, bizim bu program başından itibaren çok uzun bir süre konuştuğumuz hikaye, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı, bombalı evet. Saldırı, bu saldırının şifrelerini konuştuk, bu saldırının önünü, arkasını konuştuk. Bu konuda siz ne dersiniz? Ya şimdi ben de izlemeye çalışıyorum hani konuşulanları falan. Şimdi sonuçta ben istihbaratçı değilim. Dolayısıyla hani bu işin tabii ki siyasi bir mesele ama hani polisiye boyutuna ilişkin bir şeyler söylemek istemiyorum. Bir de konuşulan şeyleri de çok tekrarlamadan pek üzerinde durulmayan bir konuya izninizle girmek istiyorum bununla bağlantılı olarak. Ya şimdi Türkiye'de işte bir tür bir 2015 şeyi senaryosundan söz ediliyor. Ya da işte son dönemde siyasi alanda gerçekleşen kimi yeni işte açılımlar, yeni denemeler, işte AKP'nin HDP'ye dönük söyleminde bir değişiklik var. Ona dönük bir müdahale olabilir diye. Bunların hepsi mümkün. Ancak şunu bilmek gerekiyor. 2015 yeniden tekrar etmez. Aradan 7 yıl geçti. Koşullar çok farklı. Yani benzer bir süreç yaşanacaktır. Şey çok ezber olur, çok kolaycılık olur. Şimdi benim üzerinde durmak istediğim başka bir konu var. Niye Türkiye bu hale geldi? Şimdi herkes meselenin işte dış güçler müdahale ediyor falan. Peki niye müdahale ediyor ve ne oluyor? Bu sorunu hiç kimse tartışmıyor. Bence biraz bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Mesele şu aslında. Şimdi dünyadaki bütün ülkeler şu anda, yani bir kapitalist, emperyal sistemden söz ediyoruz. Burada herkes bir ötekiyle rekabet halinde. Ve dünyada eskiden, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin hegemonyasında bir sistem kuruldu. ABD artık burada yönetemiyor. Yönetme güçlüğü çekiyor, öyle diyelim. Yani yönetemiyor, ağır kaçar. Şimdi ve böyle bir ülkede dolayısıyla sistemi bir biçimde hegemonya kurarak regüle eden, düzenleyen ülkenin gücü azalınca aktör sayısı arttı dünyada ve herkes hamle yapıyor. Şimdi mesele şu, Türkiye AKP nedeniyle değil, AKP iktidarını sağlayan koşullardan bir tanesi artık Türkiye'de kabına sığmak istemeyen, güçlenen bir sermaye sınıfı vardı. Türkiye sermayesi, bakın Fethullah Gülen'den hep söz ediliyor ya da FETÖ deniyor. Neydi o olay? Türkiye okullar, değil mi? Türkiye sermayesi ve Türk Hava Yolları ve TSK. Dünyanın her tarafına yayıldılar. TSK eğitim yaptı, subay eğitti, polisleri eğittiler.
Bu arada da Gülen cemaati okullar açıyordu. Ama bu şu unutuluyor. Aynı zamanda Türkiye'de sermaye sınıfı da yayıldı. Şimdi Gülen'le araları açıldı falan ayrı bir mesele. Ama o dönemden beri Türkiye sermayesi yayılıyor. Şimdi ben şeyi anlayamıyorum. AKP'yi eleştireceğiz diye sürekli olarak Türkiye ile Türkiye'de olup bitenleri küçümseyen, dalga geçen bir muhalefetimiz var. İşte otomobille dalga geçiliyor, dronlarla dalga geçiliyor falan. Ya şu gerçek görülmesi lazım. Türkiye kapitalizmi önemli artık. Yani abartmayalım. İşte borç içerisinde, kaynak sorunu var falan ama Türkiye'de önemli bir sermaye sınıfı var. Ve bu sermaye sınıfı artık kabına sığamıyor, bölgeye yayılmaya çalışıyor. Şimdi Libya'da ne işi var Türkiye'nin? İşte falan baktığımız zaman Türkiye'de sermaye her yerde. Kafkasya'ya girdi, Balkanlara girdi, Irak, Suriye, Libya ve kendince yayılıyor. Ve bu yayılma AKP'nin Osmanlıcı ideolojisiyle örtüştü. Şimdi dolayısıyla meselenin hiç konuşulmayan boyutu şu. Böyle bir ülke, yani yayılmaya çalışan ülke engelle karşılaşır. Engelin bin bir türlüsü var. Şu anda dünyada geniş çaplı bir savaş çıkamıyor. Belki de nükleer silahlar yüzünden. O zaman herkes birbirine dokunmaya ve birbirini engellemeye çalışıyor. Şimdi Türkiye önemli bir sermaye ülkesi ama zayıf noktaları çok fazla. Türkiye'de birden fazla önemli problem var. Yani işte Kürt sorunu bilineni, işte Alevi meselesi, bir başka şey, başka meseleler var. İşte siyasal İslam ve laiklik bir başka fay attı. O yüzden de Türkiye'nin bu bir süredir durduğu zannedilen, işte bombalar patlamıyordu deniyor. Nereden geldiği falan, bundan bağımsız bir şey söylüyorum. Türkiye bu yayılmacı, Türkiye kapitalizminin yayılma eğilimleri nedeniyle zaten istikrarsızlığa mahkumdur. Türkiye'nin büyük Türkiye olacak, işte falan olacak, işte ABD'ye kafa tutacak ama Türkiye istikrara kavuşacak. Kapitalizmle istikrar gelmez. Ya bakın hep tersinden düşündük biz. İşte Türkiye ABD'ye bağımlı. Doğru ama o bağımlılık artık eskisi gibi değil. Yani eskisi kadar Türkiye işte ABD'nin birebir dediğini yapan bir ülke olmaktan çıktı. Kendi şeyinde bir aktör. Bunun Erdoğan'la ilgili değil bu. Dünyanın gerçekliği böyle. Türkiye kapitalizmi de bu noktaya geldi. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu yayılma eğiliminin sonuçlarıyla da karşı karşıya. Bunu herkesin bilmesi lazım. Unutuluyor bazen. İşte AKP gidince bu işler değişmeyecek. Çünkü Türkiye kapitalizmi geriye çekilmeyecek. Bu iştahı kabaran bir patron sınıfımız var. Ve bu patron sınıfı bölgesel iddialara sahip. Bunun da karşılığı şudur. Nasıl İran engellerle karşılaşıyor? Nasıl Rusya ile ABD bu coğrafyada ciddi bir rekabet halindeler? Türkiye'de böyle bir rekabetin halindeler. Bu birinci mesele. İkinci mesele şu. Şimdi deniyor ki göç olgusu Türkiye'nin sınır güvenliği bitti. İşte dolayısıyla iç güvenliği de zedeleniyor. Bunu da başka bir yere bağlamamız gerekiyor. Dünyada emperyal iddiası olan bana bir ülke gösterin göç almasın. Göç politikalarının bir kaynağı da belli bir bölgede, göç aldığınız yerde ağırlığınızı arttırırsınız. Şimdi Türkiye'nin, tamam Suriye Savaşı oldu falan, bu işte plansız, programsız bir boyutu da var ama AKP iktidarının göç alma, yalnız Suriye'den almıyoruz ki. Afrika'dan da çok fazla göçmen geliyor. Özellikle son dönemde. Ama buralar hep AKP'nin ve Türkiye sermayesinin girdiği yerler. Göç aldığınız yerde etkinizi arttırırsınız. Almanya Türkiye'den işçi aldı, Türkiye üzerindeki ağırlığını arttırdı. Yani İngiltere'ye bakalım, emperyal hedefleri olan herkes göç alır. Şimdi dolayısıyla muhalefetin şu kesimini ben anlamıyorum. Türkiye güçlü olsun ama bunlar olmasın. Öyle bir şey yok. Türkiye kapitalizmi... Yani bizim yıkmak istediğimiz düzen devam edecekse bunlar olacak. Bu AKP ile Erdoğan'la ilgili değil.
Muhalefet de iktidara gelse aynı eğilimler Türkiye sermaye sınıfı yayılmaya çalışacak. Dolayısıyla Türkiye'yi yeniden 20-25 yıl önceki Türkiye'ye dış politikasına geri döndüremezler. Bu bir dış politika tercihi değil. Türkiye kapitalizminin gerçeği. Peki. Bunun İstiklal Caddesi ile alakası şu. Kimin yaptığından bağımsız söylüyor. Türkiye bu bölgesel iddialarla, bu sorunlarla karşılaşacaktır. Yani bir başka okumada bu şekilde yapılmalıdır. Tamam. Yani meselenin özünde kapitalizm, Türkiye kapitalizminin yayılma eğilimleri itibariyle, var. Evet, evet. Evet, yayılma şeyi, eğilimleri ve o iştahının da kolay kolay ortadan kalkmayacağı. Hayır. Dolayısıyla bir iktidar değişikliğinde bile böyle meselelerle karşılaşabiliriz diyorsunuz. Şimdi 2015'in de tekrar etmeyeceğini, evet, çünkü aradan, evet, çok süre geçtiğini, evet, söylüyorsunuz. Ne dersiniz Salim Bey? Yani onu biraz ben açmanızı isteyeceğim. Neden 2015? Çünkü, evet, yani 2015'te yaşadıklarımız o 7 Haziran 1 Kasım arası onlarca terör, yüzlerce vatandaşımızın katledildiği çok vahim terör eylemlerinin hepsi insanlarımızın hafızalarında çok taze. Hatta bu İstiklal Caddesi'ndeki pazar günkü terör saldırısının hemen akabinde çok yaygın bir şekilde kamuoyunda ya acaba 7 Haziran 1 Kasım arası aynı senaryo tekrar yürürlüğe mi kondu? Çünkü o zaman zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu o arada yaşananlar hususunda bildiklerimi anlatırsam ya da neler olduğunu bir söylersek bazıları sokağa çıkamayan insan yüzüne bakamaz şeklinde bir takım böyle faaliyetler hususunda adeta bilgi sahibi olduğunu, yani onların birazcık kontrollü ya da teşvik edilen ya da göz ardı edilen eylemler olduğu hususunda ve bundan da seçimlerde bir sonuç elde edildiği hususunda bir şey yaptı. Böyle bir tevilli açıklamalarda bulundu. Yani sizce o kamuoyundaki bu algı yersiz bir algı mı? Hayır. Mutlak doğru. Ya bundan sonra da bu eylemle birlikte böyle bir tehlike ya da böyle bir tehdit algılıyor muyuz? Ne yapmak lazım? Yani bunu nasıl okumamız lazım? Şimdi bir kere 2015'te olanlara dair, yani Davutoğlu'nun konuşmasına ihtiyaç yok. Her şey ortada. Davutoğlu konuşmaz zaten. Konuşmayacaktı. Çünkü kendisini de ilgilendiren bir süreç o. Zaten konuşmuyorlar hep. Konuşursak yer yerinden oynar deniyor ama bir türlü konuşmuyorlar. Şimdi ama dediğim gibi konuşmasına gerek yok. Her şey ortada. 2015'te yaşananlar AKP açısından yönetilen bir süreçti. Yani bu çok açık bir şekilde ortada. Başka boyutları da var tabii. Ama bu içinden geçtiğimiz süreçte bir kere orada bir fark var. Orada istenilen sonuç elde edilmemiş bir seçimden sonra gerçekleşti o süreç. Şu anda ise AKP'nin en önemli silahı ekonomik ve siyasi ve güvenlik istikrarını ben sağlarım. Nitekim İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra mesela Soylu'nun açıklamalarında dahi işte biz çok başarılı götürüyorduk ama bir tane böyle aradan kaçtı. Emniyetin açıklaması da o doğrultuda. Yani biz aslında sağlıyorduk güvenliği ama bir aksilik oldu diye bir açıklama yaptılar. Şimdi bunun böyle tekrar eden bir şey olması durumunda bu propaganda, bu söylem, yani biz ekonomik ve siyasi istikrarı sağlarız söylemi elden gider. Dolayısıyla aynı şey değil. Ha, bu şu anlama gelmiyor söylediğim. Şimdi hepimiz, yani Türkiye'de siyaseti az çok izleyen herkes biliyor ki AKP bu seçimi kaybetmemek için her şeyi yapar. Kaybetmemek için ama. Şimdi bu mudur? Ya da aynı süreç tekrar yaşanır mı bir seçim öncesinde? Bu çok tartışmalı. Dediğim gibi yani şu anda AKP için daha... Şimdi başka iddialar da var. Mesela AKP'nin içerisinde ya da devlet bürokrasisi içerisinde iki kanat arasındaki mücadele deniyor falan. Bunlar var zaten. Bunlar mümkün. O son dediğinizi biraz açar mısınız Kemal Bey? Yani şimdi mesela kimin çok arasında? Kabaca
şu değerlendirme yapılıyor. Değişik partiler de yapıyor. Yani bir tarafta örneğin Kürt sorununa ilişkin daha çözümcü bir eğilim var AKP'nin içerisinde. Bir de Soylu'nun da dahil olduğu, MHP'nin de dahil olduğu daha şahin bir ekip var diye. Şimdi böyle ekiplerin var olduğu açık. Bir, iki ekip değil, onlarca ekip var şu anda siyasi iktidarın o geniş koalisyonunda. Bu doğru. Ama öte yandan da şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bu ekipler arasındaki rekabetin Türkiye'nin gidişatını etkileyecek bir hesaplaşmaya, gidebilecek bir noktaya gelmesi bu başka bir şey. Yani mesela dünya ölçeğinde de çeşitli gerilimlerden söz ediyoruz ama işte ne bileyim çok açık bir savaşa dönüşmüyor. Türkiye içerisindeki, AKP içerisindeki rekabetin de bu tarz bir şeye dönüşüp dönüşmemesi bu önemli bir gelişme olur. Yani bu kadar kolay değil. Peki. Şimdi bu siz Süleyman Soylu'nun adını siz telaffuz ettiniz sayın okuyan. Biliyorsunuz Süleyman Soylu bu son saldırıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir şekilde kafa tuttu. Taziyeni kabul etmiyoruz dedi. Evet. Taziyeni kabul etmiyoruz dedi. Ve çok açık bir şekilde şunu ima etti. Çünkü arkasında sen varsın. Evet. Bunu ima etti. Şimdi hal böyleyken bu sözün üzerinden 24 saat bile geçmeden Süleyman Soylu'nun kabinesinde yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la bir resim ortaya koydu. Ve iktidar medyasında da kimse bunu eleştirmedi. Kimse vay efendim siz bu saldırıların arkasında olan birisiyle nasıl yer alırsınız? Hayır, tümüyle olumlu ifadelerle Erdoğan Biden'la görüştü. Erdoğan Biden'la görüştü. Bu iktidar bu kadar açık bir çelişkiyi nasıl politikasına yedirebiliyor? Peki şöyle gidelim. Bir kere bu ilk kez olmadı. Yani Soylu'nun ABD'ye dönük benim bildiğim 10-15 tane açıklaması var. Bayağı itham eden. Düşmanımız bellidir, bu ABD'dir dediği açıklamaları var. Daha önce de yaptı. Hiç bir şey olmuyor. Yani aynı sırada Hulusi Akar ya da bir başkası Amerika Birleşik Devletleri yetkililerle böyle gayet güzel fotoğraflar veriyorlar, görüşmeler yapıyorlar. ABD heyetleri geliyor gidiyor. Şimdi demek ki bu oluyor. Ben her yerde söylüyorum. ABD emperyalizmi açısından bu son derece meşru, onlar takmazlar. Kim kime küfür ediyor falan. İşlerine bakıyorlar. Alışkınlar zaten küfür yemeye. Dünyada bundan daha az sevilen bir başka ülke o yoktur. Şimdi bu ama hani yani ne önemsiz bir şeydir anlamında söylemiyorum. Yani ama şunu da hatırlatacağım. Şimdi bunu kullanıyor değil mi her parti muhalefette. Eleştirdiler bugün de. İşte ne alaka? İşte Soylu böyle diyor. Siz ne yapıyorsunuz diye. Ben şunu soracağım. İsim vermeden, Türkiye'de bugün parlamentoda temsil edilen partiler, bir bölüm. Aynı şeyi yapmıyor. Şimdi Türkiye'de siyaset şöyle gidiyor. Bir sürü cep var siyasi partilerde. İhtiyaç halinde ABD karşıtı kartı çıkartıyorlar bir cepten. Bir başka cepten ABD yanlısı kartı. Şunu sorarım. Bugünkü muhalefet AKP'yi ABD karşıtı olmakla mı eleştiriyor? ABD yanlısı olmakla mı eleştiriyor? Bu soruya verilecek yanıt yok. Tutarsız olmakla eleştiriyor belki. Ama muhalefet de tutarsız. Çünkü AKP ABD'ye yanaşınca sen niye ABD'ye yanaşıyorsun diyen, ABD'den biraz uzaklaşınca da sen Batı dünyasından bizi kopardın diyen bir muhalefet var. Bütün partilerde laiklik meselesi her konuda birbirinden zıt politikaları savunan unsurlar var. Bir de şu tür siyasetçiler var. Şahsi olarak birbirinden zıt politikaları savunan kişiler, siyasetçiler var. Türkiye siyaseti baştan aşağı ilkesizleşmiştir. Hele hele bu ABD meselesi artık kimsenin ciddiye almayacağı bir noktaya geldi. Şimdi hükümete ben sorarım ya. Madem İçişleri Bakanı gibi Türkiye'nin iç güvenliğinden sorumlu birisi düşman ilan ediyor ya. Kardeşim NATO'yu sorgulayın, İncirli'yi kapatın. Amerika Birleşik Devletleri ile bir sürü ortak güvenlik projesi yürütüyorlar. Hani ekonomiyi, kültürü hadi bir kenara koyalım. Güvenlik alanında yüzlerce proje yürütüyorlar.
Bunlar ne peki? Kabine toplantısında Soylu kendi kabine arkadaşlarına ne yapıyorsunuz siz, düşmanla işbirliği yapıyorsunuz, siz hainsiniz diyor mu? Herkese hain diyor. Bunun inandırıcılığı yok. Ama dediğim gibi Türkiye siyaseti kimin ne dediğinin belli olmadığı tuhaf bir şeye döndü. Laiklik böyle, her konu böyle. O yüzden de ben toplum açısından bu çürümenin dışında durulmalı. Programlar önemsenmeli, ilkeler önemsenmeli. Yani bugün işte isimler etrafında siyaset, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye. Ne diyor bu insanlar bilmiyor mu? Gerçekten mesela ABD konusunda bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen insanların ne düşündüğüne dair bir fikir var mı toplumda? Yok. Ya da Rusya konusunda. Ya da Rusya konusunda ya da laiklik konusunda. Hiçbir konu gerçek bir şekilde tartışılmayınca... Soylu da rahat rahat konuşuyor. Nasılsa bu meseleleri dert edinen yok. Yani o oradan Amerika Birleşik Devletleri düşman diyor. Öbür tarafta da dediğim gibi Savunma Bakanı ABD ile gayet iyi ilişkiler sürüyor. Devam ediyor. İşte Erdoğan bugün peki. Şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Yani konuyu biraz değiştirip. Biraz önce dediniz ki iktidar seçimi kaybetmek istemez. Bunun için de elinden şey geleni yapar. Evet. Şimdi oradan alarak sormak istiyorum. Malum 5-6 ay sonra, en geç 7 ay sonra da bir seçim var önümüzde. Her şeyi yapabilecek bir iktidar var. Ve biliyoruz ki artık bu seçim AKP-MHP yani bir Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin gireceği bir seçimden de daha çok devlet gücünün, kamu gücünün, kamu kaynaklarının, kamu kurumlarının da bizatihi sürecin içinde yer alacağı, yani muhalefet cephesinin bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nın yanında bu kamu güçlerine karşı da bir süreç yönetmesi, yürütmesi gereken bir seçim olacak. Dolayısıyla işte pazar günü şu menfur terör saldırısından sonra uygulamaya konan sosyal medyaya kapatma, erişim yasağı, bu karartmalar ve bunların tekrarlanma seçimlerde de uygulanma ihtimali. Efendim işte kendisinin bir uzvu haline getirdiği yargı üzerinden bir seçim süreci, kolluk güçlerinin pozisyonu vesaire. Bütün bunları dikkate aldığımızda ve kaybetmek istemeyeceği bir seçime girmek için hazırlanan bir iktidar anlayışını da önümüze koyduğumuzda bu seçimin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sizin bu konudaki önerileriniz ya da projeniz, planlarınız nedir? Birkaç yıldır ısrarla şunu söylüyoruz. Seçim güvenliği sandıkta alınmaz. Seçim güvenliği teknik bir olgu da değildir. Hele hele yazılımla falan seçim güvenliğini sağlayamazsınız. Seçim güvenliğinin anahtarı örgütlü halktır. Çünkü bakın şu andaki problem ne tür hileler yapıldığı meselesi değil. Hile yapıldığında ne yapılacaktır? Hile yapıldığında başvuracak yeri olmayan bir bugüne toplum. Kadar neler yapıldı? Bir sürü şey. Çünkü her seçimde bir hile yapıldığını aşağı yukarı. Bakın, hele ben bence 2007'den sonraki bütün seçimlerde bir şekilde referandum seçimde dahil. Seçimde hileler. Evet. Seçim şeyi hiçbir zaman oy sayımından sonra yapılmıyor. Mükerrer oy ve seçmen listelerinde yapılıyor. Bunun denetimi kolay değil bugünkü devlet yapısında. Örgütlü bir toplum bunu denetleyebilir. Yani ve bizim partimiz, parti TKP olarak bizim tanık olduğumuz, yakaladığımız o kadar fazla şey oldu ki geçmiş seçimlerde. Ama yaptırımı yok. Niye yaptırımı yok? Çünkü iktidarda güç sahibi olan parti şunu biliyor. Yani hukuki olarak ortaya çıkacak olan bir problemde bu toplumun, örgütsüzleşen toplumun bunu takip edebilecek enerjisi ve hali yok. Hatırlayalım daha önceki seçimleri.
Yani buna niyetlenenleri aman sokağa çıkmayın, aman şey yapmayın dendi. Şimdi bu kadar hareketsiz bırakılmış, örgütsüzleşmiş bir toplum, şu zannedilmesin, gözlemciyle çözemezsiniz bu meseleyi. Varsa ki ortaya çıkardınız bir usulsüzlüğü, mükerrer oyu. Yaptırmanız ne? YSK mı? Sorarım size ya, Türkiye'de bir seçim usulsüzlüğünü neyle engellersiniz? Hangi enstrümanla? Bu enstrüman yok ki. Biz bunu geçmiş seçimlerde yaşadık. Yanıt şu geliyor. Seçim sonucunu etkileyecek bir şey değildir. Yani yakalanan usulsüzlük seçim sonucunu etkileme. Ne demek bu? Yani kim karar verecek seçim sonucunu etkileyen bir usulsüzlük olup olmadığını? Şimdi dolayısıyla burada olması gereken şey şu. 5 ay sonra ya da 7 ay sonra. Bu seçimlere giden süreçte bu halkın mümkün olduğu kadar örgütlü hale gelmesi gerekiyor. Şimdi bakın bundan iktidar doğal olarak bunu kriminalize etti. Polisi bir vaka haline getirdi. Yani halkın hesap sorma yeteneğini. Ama muhalefet de buna çanak tuttu. Yani ne demek? Yani halkın meşru bir biçimde kendi hakkını araması. Ne zamandan beri bir polisiye, ne zamandan beri bir suç haline geldi? Anayasal hak. Protesto gösterisi yapmak bizim şu anayasamızda dahi bir hak. Yani bunun sorgulanması ve tartışılması, efendim bunu yaparsanız işte bu iktidarın işine gelir falan. E peki neyle engelleyeceksiniz? Ben soruyorum. Yani bir usulsüzlüğü yakaladınız diyelim ki. Gözlemci koydunuz sandıklara falan. Varsayalım ki bu sefer yakaladınız. Bunun yaptırımı nerede? Ben de şey soruyorum, yani TKP olarak siz somut bu süreçte söylediğiniz çerçevede ne gibi adımlar atacaksınız? Ne gibi biz bir hazırlık içindesiniz? Biz örgütlü olduğumuz yerde yakaladığımız usulsüzlükler ki nasıl yapıldığını biliyoruz. Yani burada detaya girmeyeyim. Evet. Geçmiş seçimlerde nasıl usulsüzlük yapıldığını tanık olduk bizzat. Bunların üzerine gitmeye kararlıyız. Burada öyle düzen partisi falan demeden işbirliğine de gideriz. Halleri varsa tabii ki. Peşine düşerleriz. İsim vermeyeceğim. Biz geçmişte uyardık bazı partileri. Hiç ilgilenmediler. Yani şu şekilde usulsüzlük yapılıyor bu seçimde diye uyardığımız partiler zerre ilgilenmediler. Belki ilgilenirler önümüzdeki süreç. Peki. Ama bizim yapacağımız şey şu. Biz örgütlü olduğumuz her yerde üzerine düşmeye düşeceğiz tabii ki. Yani tek bir oyumuzun bile peşine düşeriz. Peki. Salim Bey, sizin Twitter'da akışı yenilenebiliyor mu? Yani yeni mesaj görebilir mi? Bir kontrol edebilir misiniz? Ben deminden beri izleyicilerimizden de gelen soru var mı diye bakmak istiyorum. Tweetler şu anda yüklenmiyor diye tam böyle konuştuk. Yine mi BTK daralttı bandı, ne oldu? Bir şey mi oldu arkadaşlar? Sizde öyle bir şey varsa bildirin lütfen bana. Belki de benim şeyimde bir sorun vardır. Telefonumda bir sorun vardır. Şimdi Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nı kurdunuz. Evet. Yakın bir zamanda bunu ilan ettiniz. Ve bunun içerisinde TKP var, Sol Parti var, Türkiye Komünist Hareketi var, Devrim Hareketi var, özür dilerim. Şimdi bu güç birliğinin, Sosyalist Güç Birliği'nin seçime dair sözü, tavrı nedir Kemal Bey? Ya şimdi zaten İlk ayrım noktamız şu, seçime dair değil, genel olarak memlekete ve dünyaya dair bir sözümüz var. O sözümüzü de çok tekrarladık. Hani ama yine de şey yapayım, anti-emperyalizm. Şeysiz, amasız, fakatsız. Ya da onun pozitif şeyi yurtseverlik. Bağımsız bir Türkiye'den yana olmak, egemen bir Türkiye'den yana olmak. Laik bir Türkiye'den. Ve burada da amasız fakat. Efendim laikliğin şöyle yorumu, militan yorumunu yapmayalım falan. Laikliğin tanımı tektir. Sosyalist Güç Birliği'nin de tek bir laiklik tanımı var. Ve bundan tavizimiz yok. Özgürlükçü laiklik anlayışı diyorlar mesela. Ya yok böyle bir şey. Nedir o?
Yani tarikatlara özgürlük olur mu? Bu sosyalist güç birliği çok net. Türkiye'deki tarikatların, cemaatlerin rolü ortadan kalkacak. Din işleri siyasetin dışına çıkarılacak. Kamusal alanın dışına çıkarılacak. Bunun inanç özgürlüğüne zarar verecek hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Sosyalist güç birliğini oluşturan partilerin inanç ve ibadet özgürlüğüyle hiçbir sorunu yok. Yani bu konuda çok netiz. Ama laiklik başka bir şey. Yani laiklik siyaset alanını, devlet alanını ilgilendiren bir şey. Onun sulandırılmasına izin veremeyiz. Bir başka olgu da emek sermaye çelişkisi, temel çelişkidir. Sosyalist güç birliği doğal olarak emekten yanadır. Kamucu bir birliktir. Şimdi bunun seçimi falan olmaz bu ülkelerin. Yani biz seçimlerde bu ülkeleri rafa kaldıralım, seçimden sonra bu ülkelerle devam edelim. Böyle bir anlayışımız yok. Dolayısıyla neyse o. Ama ve, o zaman neden seçim öncesi böyle bir ittifak ilan ettiniz? Yani seçimle bir ilgisi yoksa? Şimdi şöyle, biz görüşmelerimize 2 yıl önce başladık. Ve bu baştanken de şunu söyledik. Bu bir seçim ittifakı değildir. Seçimleri de içine alır. Ama belki de bu güç birliğine seçimden sonra daha fazla ihtiyaç duyacak. Yani çünkü aklı başında hiç kimse Türkiye'nin sorunlarını bu seçimin çözebileceğini düşünmemeli. Yani iktidar değişse dahi. Dolayısıyla bugünden başlayarak daha seçime mesela 5 ay 7 ay bazen ülkelerin kaderini değiştirecek kadar uzun bir süredir. Biz bu süreyi iyi değerlendirmek istiyoruz bu ülkelerde olsun. Seçimlerde bu ülkeleri savunmayı ve bu ülkeleri hiç sulandırmadan savunmaya devam edeceğiz. Yani herkes şeyi bekliyor, işte seçimler olacak, bu seçimler çok önemli, işte iktidar gidecek mi gitmeyecek mi? Hayati, tarihi. Tarihi. Türkiye tarihinin en kritik seçimine hazırlanıyor. Önemli bir seçim bu, doğru. Ama öte yandan da biz önemli olduğu için bu ülkeleri daha fazla öne çıkarmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin başına ne geldiyse bu 3 meseleden geldi. Yani AKP deniyor, işte Erdoğan iktidarı deniyor. Erdoğan'ın arkasından şu 3 meseleyi çek. O zaman biz niye karşı çıkıyoruz Erdoğan'a? Biz Erdoğan'a Türkiye'yi emperyalist bir projelerin parçası haline getirip emperyalist rekabetin içerisine soktuğu için kızıyoruz. Laikliği ayaklar altına tamamen alındığı için kızıyoruz. Bir de Türkiye'yi emekçi sınıflar açısından bir cehenneme çevirdiği için kızıyoruz. Bu kadar basit. Bunların dışında bir AKP olgusu yok ki. Dolayısıyla sosyalist güç birliği seçimlerde de, seçimden sonra da, seçimden önce de bu ülkelerle hareket edecek. Tabii ki bir seçim politikamız olacak. Şimdi oturuyoruz bu günlerde yoğun bir şekilde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili seçiminde sosyalist güç birliği nasıl hareket edecek? Bunu tartışıyoruz. TKP'nin bir görüşü var, Sol Parti'nin var, Devrim Hareketi'nin, Türkiye Komünist Hareketi'nin var ama yan yana geldiysek biz, bu sefer birlikte hareket etme iradesiyle şey yapıyoruz. Dolayısıyla tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve burada şu önemli. Biz sosyalizmin bağımsız bir güç olmasını mutlaka sağlayacağız. Seçimde de, seçim öncesinde, seçim sonrasında da. Bunun anlamı bir de şu. Bu ülkeler bir de böyle parlamento içerisindeki bugün dengeler, milletvekili pazarlıkları ya da Türkiye solunun son dönemdeki iki gölgesine sığındığı ya da iki, bazen kızıyorlar bu sözcükten, gölge sığınmada. Öyle demeyelim. Birlikte hareket etme şeyi, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP, bu güç birliği bunun dışında bir karar verdi. Çok net. Biz bu iki partinin, yani Sosyalist Güç Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin yörüngesinde siyaset yapmayacak. Hiçbir biçimde yapmayacak. Kızabilirler, eleştirebilirler. Bu dönemde böyle bir şey olur mu? Bize göre de Türkiye'de, Türkiye solunun güçlenememesinin, Türkiye'de sosyalizmin bağımsız sesinin ya da bu üç ülkenin bir türlü toplumsal bir şey karşılık bulmamasının kaynağında biraz da bu alışkanlıklar var. Biz bu alışkanlıkları değiştireceğiz. Ve bunun bir karşılık gördüğünü de görüyoruz.
Yani bunun heyecanlandırdığını bir kesimi görüyoruz. Dolayısıyla yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Peki, Selim. Kısmen cevapladınız ama ben biraz daha orayı açmak istiyorum. Şimdi evet, Sosyalist Güç Birliği'nin dışında yani herkesin aklındaki bir soru bu. Yani bu düşüncelere çok yakın, yine sol ve sosyalist ekolden gelen Emek ve Özgürlük İttifakı da kurulmuş bir ittifak. Yani içinde işte HDP'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Toplumsal Özgürlük Partisi'nin, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun ve evet Emekçi Hareketi Partisi'nin, Emek Partisi'nin de bulunduğu geniş bir aslında sosyalist bir cephe adeta. Şimdi Sosyalist Güç Birliği kendisini bu oluşumdan, yani bu ittifaktan ayrı tanımlayarak ayrı bir yerde konumlandırdı. Evet. Ayrı bir yol yürüyor. Bu aslında düşünsel anlamda birbirine çok yakın ve iç içe algılanan bu partilerin ayrışarak iki ayrı ittifakta bulunmaları bir kere bir şeyi zayıflatmıyor mu? Yani bu enerjiyi düşürmüyor mu? Bu iki, bütün bunların geniş bir cephe kurulmamasının yani sizin oradan ayrılmanızın gerekçeleri nedir? Nerelerde ayrı düştüğünüzü düşünüyorsunuz? Nerelerde birliktesiniz? Bunu bir açar mısınız? Çok net söyleyeceğim. Ben yani genel olarak medya önünde bu tür tartışmaları girilmesini doğru bulmamakla beraber, yani bu soruyla karşılaşıyorsak yapacak bir şey yok. Şunu söyleyeceğim. Bir kere aynı şeyleri söyleseydik yan yana gelirdik. Zaten görüştük de. Bu ittifakta dostlarımız da var. Ama Emek ve Özgürlük İttifakı'nda dostlarımız var. Ama farklı düşünüyoruz. Yani şöyle örnek vereceğim. Şimdi laiklik. Şimdi Türkiye'de zaten herkes artık laik. Laikliği savunuyor. Bundan 10 yıl önce laikliği niye savunuyorsunuz diye ağır hakaretler işitmiş bir partiyiz biz. Türkiye'de şimdi herkes cumhuriyetçi. Ama bir süre önce size mi kaldı cumhuriyeti savunmak diye bizim Türkiye Komünist Partisi'ne çok ağır eleştiri demiyorum, hakaretler ediliyordu. Şimdi altının dolması lazım bunlar. Çok net söylüyorum. Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın. NATO'dan çıkılsın. Avrupa Birliği'ne adaylıktan çıkılsın. Somut başlıklar değil mi? Böyle 5-6 tane şey sayabilirim. Bunları söyleyenler vardır o ittifakta ama bunlar o ittifakın şeyine giremez. Programına giremez. Giremez. Girse, bakın biz kişilerle, partilerle, yani en azından TKP için söyleyeyim. Bizim için programdır esas olan. Ama gerçekten altı doluysa. Ve niye ayrı duralım buralarda anlaşıyorsak? Ama bu meseleler temel meseleler. Ya da ne bileyim TÜSİAD'ı... Yani Kemal Bey, bu meseleler ayrı durmaya değer meseleler midir? Bunu böyle de sorayım. Temel mesele bunlar. Diğer meselelerin hiçbir önemi yok. TÜSİAD örneğin. Büyük sermaye. Büyük sermayeyi demokrasi gücü olarak görürsünüz. Gidersiniz, görüşürsünüz. Biz yapamayız bunu. Bu bizim için çok temel bir meseledir. TÜSİAD'la demokrasi, özgürlük olmaz. Yan yana gelerek Erdoğan'a karşı mücadele ettiğinizi zannedersiniz, edemezsiniz. Peki, buradan büyük belalar açılır Türkiye'nin başına. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu söylediğiniz temel meselelerde o kendisini işte sol ve sosyalist olarak tanımlayan o cephenin bu temel meselelerde bu kadar farklı olduklarını mı bunları ben söylemiyorum ki, ben size getiririm bir sürü kanıt. TÜSİAD'la görüşebiliyorlar bazen. Ya da tarikatlar ve cemaatler meselesinde biraz farklı düşünceleri var. Ben saygı duyuyorum bu farklılıklara ama bu farklılıklar yok diyemez ki kimse. Peki yapılacak ittifaklar %100 her konuda anlaşmış Biz sol partiyle farklı partiyiz. Evet.
Her konuda anlaşmıyoruz. Evet. Şimdi temel meselesi, belki biraz sonra onu da açarız ama bu ülkenin şu andaki acil ve temel meselesi, öncelikli meselesi bu rejimden ve bu iktidardan kurtulmak ise, ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü bu iktidardan kurtulmadan, bu rejimi değiştirmeden, yani bu zaten bir çıkış bulmanın da yolu yok. Bunun için kısmi yani şeyler, farklılıkları bir tarafa bırakıp bir güç birliği halinde bir araya gelmek gerekmiyor mu? Şimdi şöyle, AKP'ye karşı mücadele bizim de önceliğimiz ve bu dönemin öncelikli meselelerden bir tanesi bu iktidarın tekrar seçilmemesi. Ama tek mesele bu değil. Neden tek mesele bu değil? 20 yıl önce de Türkiye'deki demokrasi güçlerinin bir bölümü AKP'yi desteklediler bu zihniyetle. Ne diyorlardı? Türkiye'de askerler iktidardı aslında. Askerlerin vesayetinden kurtul. Bu yalnızca bir grup liberalin söylemi değildi. Türkiye'de solun bir kesimi de bu anlayışla hareket etti. Ve AKP'nin önünü açtılar. AKP meşrulaştı. Şimdi mesele şudur. AKP gitsin diye tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapılırsa, bir kısım, ki o yapılıyor şu anda. Bunu Emek ve Özgürlük İttifakı için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. İşte AKP gitsin diye ABD ve diğer batılı emperyalist ülkelerle desteğini almaya çalışmak. AKP gitsin diye TÜSİAD'ın desteğini almaya çalışmak. Bunlar gerçek değil mi? Varsayalım ki başarılı oldu. Varsayalım ki öncelik AKP'nin gitmesi oldu ve bu saydığım Türkiye'deki bir kısım cemaat ve tarikatların, ABD emperyalizminin, Türkiye'de büyük sermayenin desteğiyle Erdoğan gitti. Ne yapacağız biz bu ülkede? Niye itiraz ettik biz o zaman 20 yıldır Erdoğan ve AKP rejimine sorusunu sormayacak mıyız? Dolayısıyla önceliklerden birisidir evet bu iktidarın gitmesi. Ama giderse gitsin meselesi Türkiye'de bu topluma kurulmuş tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Düşen düşsün. Bizim görevimiz uyarmak. Çünkü yıllardır bir zincir var. Yani AKP uzaydan gelmedi ki. Yani Demirel, Çiller, Özal, arada Kenan Evren. Yani bütün bu sistematiğe baktığımız zaman hep aynı şey geliyor başımıza. Türkiye'nin bir 20 yıl daha kaybetme, bu halkın bir 20 yıl daha kaybetme lüksü var mı? Peki. Anladığım kadarıyla, ben kendi anladığımı söyleyeyim. Şu an kamuoyunun geniş kesimleri için ve pek çok parti için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandıkta yenilmesi ya da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilmesi çok öncelikli bir mesele. Ama anladığım kadarıyla TKP sadece öyle bir seçim yenilgisinin kamucu bir anlayış açısından, kapitalizme karşı emek kesimlerinin çıkarları açısından tatmin edici sosyalist bir sonuç getirmeyecek diyor. Doğru anlamış mıyım en azından? Doğru, ama bir ek yapmam lazım. Peki. Kesinlikle en azından doğru. Biraz doğru anlamışım yani. Senin yanlış anlayacağını zannetmiyorum ama bir ek yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Erdoğan gitsin partisi. Öyle mi diyorsunuz siz onu? Erdoğan gitsin partisi. Hayır. Bunu bir gazeteci dostumuz söylüyordu. Barış söylüyordu. Barış mı söylemiş? Aytunç mu söylemiş? Aytunç. Neyse. Yayıldı bu. Tamam. Şimdi tek başına bu parti heyecan vermiyor topluma. Unutulan şeylerden bir tanesi bu. Şimdi niye tekrar anketlerde Erdoğan yükselişe geçti? Çünkü öbür tarafta bir proje yok. Erdoğan gitsin yetmiyor. Erdoğan gitsin derseniz tek başına Erdoğan'ı güçlendirirsiniz. Ve bugün olan da budur. Bu ekonomik kriz, bu kadar ağır bir ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisini düzelse Erdoğan düzeltir algısının güçlenmeye başlaması oturup herkesi düşündürmelidir. Neden biliyor musunuz? Bu ülkenin yoksulluğuna zerre umut vermeyen bir muhalefet tarzı yerleşti. Ha diyeceksiniz ki siz ne yapıyorsunuz? Bizim sesimiz kısık.
Bizim üzerimizdeki mahalle baskısı kimsenin üzerinde yok. Çünkü herkes işte önce Erdoğan gitsin diyor. Ama öte yandan da unutulan bir şey var. Milyonlarca yoksul bundan heyecan duymuyor. Yani bunu bize söyleyenler dahi. Yani şimdi geliyorlar bize diyorlar ki ya Kemal Bey %100 doğru söylüyorsunuz. Ama hele bir şunlar gitsin. Ama umut yok. Heyecan yok. Heyecan olmadan seçim kazanılmaz. Heyecan olmadan Türkiye'nin önünü açamazsınız. Heyecan neyle gelir? Alternatif üretirseniz. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun bu topluma hiçbir şey vermiyor. Ve yani şimdi korkarım büyük bir hayal kırıklığı bekliyor Türkiye. Yani bunu söylemek zorundayım. Çünkü Erdoğan iyi bir siyasetçi. Deneyimli bir siyasetçi. Ve şeyi gördü. Bu zaafı gördü. Bunun üzerine gidiyor. Şimdi o yüzden de şeyi söyleyeceğim. Hani daha çok süre var. Umutsuz olmamak lazım. Gerçek bir muhalefet yapılırsa ya da gerçek bir alternatif üretilirse Erdoğan geriler. Seçimi kazanmak için her şeyi yapmaya kalkarlar, beceremezler. Karşılarında diri bir toplum bulduklarında. O yüzden de hani umutsuz olmamak lazım ama... Peki bir şey sorabilir miyim? 4 dakikam kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir sorum olacak. Evet. Sizinki ama tamam buyurun siz sorun. Şimdi bu anlattıklarınızın da üzerine inşa ederek söylüyorum. Tablo bu. Evet. Yani sizin kabulünüz de bu. Önümüzde de bir seçim evet. var. Şimdi Erdoğan'ın karşısına da bir muhalefet, bir aday çıkaracak. Bu söylediğiniz çerçevede ve bu kabullerle muhalefetin çıkardığı adayı destekleyecek misiniz, desteklemeyecek misiniz? Ya da desteklemek için hangi kriterlere evet. bakacaksınız? Şimdi destek sözcüğünün anlamını çok tartışabiliriz. Biz oy vermek anlamında söylüyorum. Şimdi oy vermeye yani gelince kazanmasını biz zaten sosyalist güç birliğini kurarken şunu söyledik. Erdoğan'ın yeniden kazanmasına yardımcı olacak hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi bu çok açık bir ifade. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz. Bu değil ama bir yol ayrımına geldiğinde Türkiye, ne Türkiye Komünist Partisi, ne Sosyalist Güç Birliği, bu iktidarın yeniden seçilmesi ya da Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yol açabilecek bir hata olur mu? Yapmaz. Evet. Bu herhalde açık olmalı. Evet. Ama bunun şimdi bir sürü şeyi var. Daha zaten adaylar belli değil. Ne olacağı belli değil. Biz burada bu bahsettiğimiz politikaların açık bir şekilde, etkili bir şekilde savunması için yollar arayacağız. Alternatif üretmeye çalışacağız. Ha dediğim gibi sonuçta asla ve asla Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yardımcı olmayacağız. Bu kadar açık. Peki evet. muhalefetin evet. olası ortak adayına bu dediğiniz bağlam doğrultusunda belki de şunu diyeceğiz. Destek verecek. Belki de şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki bize göre burada çözüm yok. Ama bu halk bunu kendisi görmek zorunda. Biz bunun önüne geçmeyeceğiz. Ama biz bunun arkasında durmuyoruz. Ama saygı duyuyoruz halkın şu anda bu Erdoğan gitsin şeyine. Belki de bunu diyeceğiz. Yani şimdi bu biraz detay. Çünkü söylediğim taahhüt, biz Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tavır içerisine girmeyeceğiz. Ha, muhalefet öyle şeyler yapar ki, o zaman yeniden oturursun. Peki Kemal Bey, son olarak çok kısa rica edeyim. Açıkladınız ama en azından şu durumda, yani adayın herhalde bir solcu ve kamucu niteliğini görmeden de bu desteği verecek durumunuz var mıdır? Solcu ya da kamucu aday Millet İttifakı'ndan çıkmaz. Sizin belirlediğiniz perspektif doğrultusunda ama en azından hani Türkiye'deki genel siyasi yelpaze anlamında ben konumlandırdığımızda. Karşımızda karşı devrimci bir aday çıkarmasınlar. Bir de. Karşımızda yani karşı devrimci bir aday bile var. Çıkarmasınlar. Peki. Yani solcu ve kamucu bir aday çıkmaz bu ittifak. Karşımıza karşı devrimci bir aday
çıkarmasınlar. Ben öyle bir şeyden bile endişe ediyorum, diyor Kemal Okuyan. Sayın seyirciler, Türkiye'de tabii ki çok daha söz hakkı olan siyasi yelpazenin unsurları, siyasetçiler var. Ama siz de takdir edersiniz ki biraz daha az yer ayırdığımız, biraz daha az sesine kulak verdiğimiz isimler de var. Oysa çok değerli çalışmalar da yapıyorlar. Onlardan biri Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Ben de bugün sizin bu TKP'nin 100. yılı nedeniyle kitabın o ikinci cildini, onu biraz karıştırdım da, sizin orada Cumhuriyet'i savunurken Cumhuriyet'ten sonraki emek sermaye dengesinin nasıl kurulduğuna ve burjuvazinin nasıl büyütüldüğüne ilişkin tespitlerinizi okuyarak biraz aslında bugünkü röportajı da hazırlandım. Çok teşekkürler Sayın Okuyan, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. De, bütün izleyicilerimizle de. Ya şöyle söyleyeyim, çok karanlık bir dönemdeyiz ama umudu yitirmesin kimse. Peki. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Umudu yitirmeyelim. Güzel bir söz. Öyle bitirelim. Ne zaman bir araya geliyoruz tekrar? Perşembe günü. Ben hep günleri... Yarın değil öbür. Tam programın sonunda karıştırıyorum. Perşembe tekrar birlikteyiz. Perşembe günü de Canan Kaftancıoğlu bizimle birlikte olacak.